Merhabalar. Mucize ötemiz sonsuz. Merhabalar. Mucize ötemiz sonsuz. Belçika'nın başkenti Brüksel'deyiz. Refik Korkmaz Bilinçaltı Dili Mucizeler Eğitiminin yarın birinci basamağı var. Bugün konferans vereceğiz. Konferans vermemizdeki amaç bizim bilinçaltı dilini eğitime katılmayan arkadaşlarımıza anlatmak. Ve ben şimdi Belçika. Yeni haber mi? Evet, yeni haber. Belgotürk gazeteleri kurucusu gazeteci Yusuf Çınal ile birlikteyiz. Hı. Biz de hocamıza hoş geldin diyoruz Belçika'ya. Bu ilk görüşmemiz. Son derece mutlu olduk. Bu akşam hocamızın seminerini ilgiyle takip etmeyi arzuluyoruz ve sabırsızlanıyoruz. Çok çok teşekkür ederim güzel mesajlarınız, dilekleriniz için. Şimdi ben şöyle bir şey söyledim. Eğer içimizde kuyruk sokumu deformasyonu olan varsa, yanlış kaynamıştır, kırılmıştır, hep eğik kalmıştır. Deformasyon her türü. Onu dakikalar içerisinde dokunmadan nasıl yok edeceğiz? Onu göstereceğim dedim ve dedim ki inşallah aramıza katılanlardan birinde vardır bu sorun. İki kişi çıktı. Hemen siz dediniz ki bende evet. Var. Lütfen söyleyin. Nedir kuyruk sokumunuzdaki? Efendim ben torunumla oynarken tabii torunum çok güçlü, kuvvetli. Beni yere yatırdı. O kaç arada, yaşında? 7 yaşında. Hı-hı. O arada kuyruk sokumumda bir böyle... Yeri çarptınız mı? Yani çarpmadık ama bir zorlama oldu, bir tık oldu. Daha sonra ağrılar hissetmeye başladım. Tamam. Peki şekil bozulmuş mudur? Vallahi şekil... Gidip doktoru gösterdiniz mi? Yok, göstermedim. Çünkü o kadar şey yok. Yani daha ziyade oturduğum zaman yani... çalıştığım zamanlar biraz beni rahatsız ediyor. Şu anda mesela oturuyorsunuz. Şu an rahatsız değilim ama sürekli kuru bir sandalyede oturduğum zaman rahatsız oluyor. Tamam. Lütfen şuradaki sandalyede oturtalım mı? Orada sert bir zemin. Henüz eğitimimiz, konferansımız başlamadı. 15 dakika sonra başlayacak. İstediğiniz gibi yani yeter ki sert zemin olsun. Biz test edeceğiz. Evet. Biraz oturun hani ağrıdığını bir görelim. Hoş geldiniz. Evet. Arkadaşlarımız gelmeye devam ediyorlar. Biz şimdi henüz başlamadık. Kuyruk sokumu ağrısı olanlar, kuyruk sokumu yanlış kaynayanlar, yani daha doğrusu şekil bozukluğu olan, deformasyon uğramış birisi varsa onu hemen düzeltmekle işe başlayalım dedik. Eşim de var. Tamam. Ve hemen bir saniye. Lütfen isminizi söyleyin. Yusuf Çınal. Evet. Yusuf Bey kendisinin kuyruk sokumunun sert bir sandalyeye oturunca, uzun süre oturunca ağrıdığını söyledi. Peki sizin eşiniz şimdi Paris'te mi? Yok, Adana'da. Telefonla bağlanabiliyor muyuz ona? Sanırım. Lütfen telefonla bağlanın. Ondaki sıkıntı ne? Ondaki senelerden beri düz oturamıyor. Böyle yatar vaziyette oturuyor. Yani şu anda Yusuf Bey gibi oturabilir mi? Yok, pek oturamıyor. Yani mecbur kalırsa 15 dakika oturuyor ama ondan sonra böyle kalkılarak oturuyor. Uzaman... Oturmanın nasıl bir şekil bozukluğu var? Oturma şekli mi? Hayır, hayır. Kuyruk sokumunda nasıl bir hata var? Uzama var dedi doktor. Senelerce önce. Tamam, lütfen şimdi bağlanın. Eğitime, konferansa başlamadan önce onu da kuyruk sokumunu bir düzeltelim. Peki Yusuf abi şu anda bu süre az mı? Ya 4-5 dakika oturdunuz. Ya ben tabii ki büro çalışanı olduğum için, gazeteci olduğum için uzun oturuyorum. Bu uzun oturuşlarda daha sonra belirgin bir ağrı hissediyorum. Şu an daha başlamadı değil mi? Yani kısmen öyle bir ağrı yok. Zaten çok bir ağrı olsaydı doktora kesin giderdim ama
Tabii sizin bu şeyiniz bana ilginç geldiği için bir örnek olarak, çok yani iyi. Hazır bir örnek olsun diye bir gazeteci cesaretiyle bravo. katkı yapayım istedim. Allah razı olsun. Evet. Çok iyi. Katkınız inşallah hepimize fayda sağlayacak. İnşallah. Peki içimizde başka kimse de var mı kuyruk sokumu? Benim kardeşimde kist var. Dur, kist değil de. Onu kist. Evet, kiste geçeceğiz hemen şimdi. Tamam. Peki çok özür dileyerek. Şimdi telefonu bağlandı ya. Onu alalım. Sonra konuşalım, olur mu? Siz mi konuşacaksınız? İsmet Bey. İsmet Bey merhaba. Hoparlör açık. Merhaba. Mucize ötemiz sonsuz olsun. Brüksel'den arıyorum abi. Hani Kenan Işık kim 500 milyar ister yarışmasından arardı. Biz de kim mucize ister yarışmasından arıyoruz diyelim. Ben teşekkür ederim. Ümit Hanım burada ve Ümit Hanım, ben dedim ki içimizde kimin kuyruk sokumu rahatsızlığı varsa hemen o deformasyonu yok edelim. Biz burada tamam. Biz şu anda burada 15-20 kadar arkadaşız. Konferansımız başlayacak birazdan. Lütfen bana şimdi söyleyin. Kuyruk sokumunuzda ne rahatsızlık var? Kemik sürtmesi var. Yani aşağı yukarı 15-20 yıldan beri kemik sürtmesi var. Bir de böyle pöçük batması var. Mesela yürüme bandında hızlı tempolu yürürken pöçüğüm ağrıyor. Yürüyemiyorum şu anda. Tamam. Şimdi o zaman bir daha söyleyelim. Pöçüğünüz ağrıyor, tamam. Kemik sürtmesi ayrı bir şey mi, yoksa ikisi aynı mı? Yaklaşık aynı. Birbirine vuruyor. Tamam. Yani peki, bel fıtığım ayrı. Bel fıtığım ayrıca var ama kemik sürtmesi ayrıca var. Tamam. Peki şu var mı? Yani kuyruk sokumunuza şu an dokunduğunuzda. Evet. Bir şekil bozukluğu falan var mı? Yoksa dimdik mi? Normalde bir insanın kuyruk sokumu kaşığın ağzı gibi hafif eğik olur. Sizdeki şekil yani nedir? Göremiyorum ama filmleri göndermiştim, fotoğrafını. Tamam. Fotoğrafta hanımda peki var şu anda, fotoğraf. Şu anda hangi hareketi yaptığınızda ağrır? Oturunca mı? Otururken hocam. Şimdi otururken kaykılarak oturun. Oturuyorum. Lütfen şimdi bir şu anda daha çalışmaya başlamadık. Şu anda bir oturun bakalım. Evet. Ağrıyor. Pöçüğüm batıyor yani. Tamam. Batıyor. Peki. Şimdi İlk oturduğum zaman pöçüğüm batıyor. Tamam abi. Ve lütfen şu anda burada Brüksel Yeni Haber Gazetesi'nin sahibi Yusuf Çınal Bey var. Cinal. Evet. Cinal. Lütfen saatinize bakın Yusuf abi. Evet. Kaç? Saat 6.25. Şu an saat 18.25 ve biz Brüksel'deyiz. Siz neredesiniz? Adana'da. Tamam. Peki bakalım. Şimdi ben hiçbir şey söylemeyeceğim. İddia olmasın diye. Kuyruk sokumunuz düzelsin mi, rahatlasın mı? Siz oturunca rahat oturmak ister misiniz? Mutlaka hocam. Yürüyüş o zaman, bandında yürüyemiyorum. O zaman tamam. Lütfen ayakta dur abi. Tamam mı? Kalktım evet. Ayakta durun ve gözünüzü yok, şu anda daha başlamadık ama uzaktan bir çalışma yapalım diye başladım. Ve şu ben anda sizi dinliyorum. Buyurun. Tamam. Şu an saat 25 mi 26 mı geçiyor? Şimdi 26'da da var hocam, o yüzden. Biraz şu bitsin. Tabii ki buradakilerin hepsinin çalışmasını yapacağız. 26 mı? Hani görüşme gerekiyor mu diye sormuştum. Gerekmiyor. Tamam. Hocam 25, işte 26. 26 tamam. İsmet abi lütfen ayakta dur ve gözlerini kapat. Kapattım. Ve bana lütfen yüksek sesli olarak
45'ten 0'a kadar say, duyabileyim. 45, 44, 43 böyle. 0 gelinceye kadar. 45, 44, gözünüz kapalı. 43, kapalı. 42, evet. 41, 40, 39, 38, 37, 36, 35, 34, tamam. 33. 33'te dur abi, tamam. Şimdi durdum. Lütfen, bir şey hissettiniz mi bedeninizde? Yok. Lütfen oturun, bir test edin kendinizi. Bir azalma var hocam. Çok az bir azalma var. Yüzde kaç civarında bir azalma var? %20 gibi bir azalma. Tamam. Tekrar ayağa kalkın abi. Gözünüzü kapatın. Kalktım. Kapalı zaten, hiç açmadım. Tamam. Tamamen %100 düzelsin mi istiyor musunuz? Mutlaka, mutlaka hocam. Rica edeceğim. O zaman biraz bekleyin sessizce. Ve 33'ten saymaya devam edin geriye, yüksek sesle. 32, 31, 30, 29, 28, 27, 26, 25, 24, 23, 22, tamam. 21. Tamam İsmet Bey, 21. Evet. Şimdi bir deneyin, şimdi bir oturun. Var, ağrı var hocam. Oturunca, peki hala %20 azalma var, durum ne? Aynı gibi, yani %20 gibi hala. Tamam, tekrar ayakta durun. Kalktım. 21, devam edin saymaya. 20, 19, 18, 17, 16, 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Tamam. Şimdi bir deneyin oturmaya. Oturmayı şimdi deneyin. Hocam, bir ağrı var ama %50 mi desem, öyle bir şey var. Tamam. Bir ağrı var ama. Yani İlk oturamıyorum. %50'ye indi mi ağrısı? Yani o civarda gibi, tamam. Sanki daha bu kısa müddette biraz. Peki, 20 dakika falan oturmam lazım bunu tam olarak hissetmek için. Bir saniye. Bir de kuyruk sokumun dışında nerede ağrı var? Nerede sıkıntı vardı sizin? Bel fıtığı var benim. Bel fıtığı var. Bel fıtığından kaynaklı zorlandığınız hangi hareket var? Yani ters hareketlerde zorlanıyorum onda. Mesela eğilmek yani, gibi mi? Eğilmek gibi veya eğildikten sonra doğrulurken, tamam. Ben zor doğruluyorum. Size az önce çalıştığımda sadece kuyruk sokumunuzu çalışmadım, bel fıtığınızla da ilgili çalıştım. Şimdi yeniden çalışacağız ve bu son çalışma olacak. Lütfen ayağa kalkın. Kalktım. Ve şimdi söyleyeceğimi çok hızlı biçimde sayın. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 diye hızla. 1'den 99'a kadar lütfen sayın. Hem bel fıtığınız hem de kuyrukla alakalı sıkıntınızı yok edeceğiz. Çok teşekkür hızlı. Ederim. Gözünüz kapalı ve başlayın. Kapalı. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100. Tamam.
Aç gözünü abi. Şimdi lütfen kendine bak. Hem oturmanıza bakın hem de eğilip kalkın, ters hareket yapın. Hocam orada yerleşmiş bir ağrı var. Ağrıyor. Yani o pöçüğüm ağrıyor. Peki eğilip yani kalkın. Bel fıtığınızı bir test edin. Şu anda bel fıtığında bir şey hissetmiyorum. Yani eğilip... Ama pöçüğüm batıyor. Tamam, başka bir şey. Eğilip kalkın, hani eğilin, kalkın, geri doğru hareket yapın. Bel fıtığınızı önce konuşalım. Bel fıtığında bir şey hissetmiyorum şu an. Yani daha önce ne hissediyordunuz? Yani ters, çok ters bir hareket olması lazım. Size net bir cevap vermem. Tamam, şimdi ters bir hareket yapın. Yapamıyor, olmuyor. Koşu bandında çok rahatsız oluyordu. Tamam. O şeyle, pöçüğümle ilgili o. Peki, şöyle, siz 2 dakika durun. Evet. 2 dakika sonra sizi arayacağız. Hatta tamam, kapatmayın. Bunun sizin bedeninize ulaşması için bir 2 dakika lazım. Tamam hocam. Telefonu bekliyorum. Kapatmayın, olur mu? Bekliyorum. Tamam. Kapatmayın. Şimdi artık konferans zamanı başladı. Hepiniz hoş geldiniz. Biz önce bir kuyruk sokumları arızalarını yok edelim diye başladık. Şimdi nasıl durumunuz? Yani hocam uzun kaldığım zaman genelde daha ağrı başlamadı. Şey. Yok, bir ağrı yok şu an yani, tamam. Ama yani uzun çalıştığım zaman rahatsız oluyor. O zaman burada böyle çok bariz olan, sizde mi kuyruk sokumu var, sıkıntısı vardı? Aynen öyle. Burada uzaktakileri çalışacağız. Uzaktakileri beli çalışacağız biraz sonra. Sizin hocam kuyruk sokumundan 4 parmak yukarısı. Uzun bir süredir ağrı vardı. Bu ağrıdan sebebiyet herhalde benim karnım şiş. 3 seneye yakın bir karın şişliği var. Tamam. O kuyruk sokumundan 4 parmak yukarıda ne var? Kemik böyle içeri mi girmiş? Sanki omurgayımın 3. Tamam. Ya o zaman şurada böyle bir çöküntü mü var? Basınç yapınca bir ağrı söz konusu. Basınç yapınca ağrı söz konusu. Tamam. Lütfen şu an şurada oturduğunuz zaman sen de alın. Elinizi bastırın. Bakayım ağrı olacak. Yani daha çalışmaya başlamadık. Biraz ağrı mı var? Tamam. Peki normal bir insanda biraz düz olur orası. İçe çökme var mı orada? Bel çukurluğu oluşmuş mu yani? Sanki. Tamam. Lütfen. Biraz var gibi. Ayağa kalkın. Kapatın gözünüzü siz kendi sadece. Eliniz açık olsun yani. Ellerinizi kenetlemeyin. Orada durun. Hiç kalkmanıza gerek yok. Ondan kurtulmak istiyor musunuz? O bel ağrınızdan kurtulmak istiyor musunuz? Ve düzelsin istiyor musunuz? Kemiklerinizin şekli. Tamam. Böyle 1 dakika bekleyin. Tamam, gözünüzü açın. 15-20 saniye sonra kontrol etsin işiniz. İsmet abi, şimdi kendinizi bir deneyin. Deniyorum abi. Şu anda %20-%30 gibi bir ağrı var. Yani oturdum, oturarak bekliyordum. Yani yok olan %70-80 mi? Evet. Tamam. Telefonu kapatma abi. 26 geçiyordu saat. Kaç? 35. Tamam. 35, hadi 25 geçiyordu diyelim, 10 dakika oldu. 10 dakikada sizin bel ağrınız, kuyruk sokumu ağrınız %70-80 oranında azaldı. Evet. Tamam. Ve biz burada bir
başka arkadaşımıza daha çalıştık. Onda büyük ihtimalle bel çukuru var. Normal bel çukuru da 2 santim, 1-2 santim içe doğru şöyle geçmiş olabilir. 1 santim gibi. Tamam. Şu bastırın. Şurada mısın? Ağrısı var mı? Ağrı mı geçti? Tamam. Biraz var mı? Tamam. Yok, onu da şimdi halledeceğim. Şu anda lütfen deminki gibi bastırsana. İsminiz neydi? İsmim Sare. Eşinizin? Mustafa. Tamam. Mustafa Bey. Tamam. Lütfen şimdi bastırın. Hani demin ağrı olmuştu ya. Bastırın bakalım ağrı olacak mı? Ağrı? Yüzde kaç mesela? Yok. %5 kaldı. %95 yok oldu. Peki deminki o girintiyle, deminki çukurla, şimdiki çukur farkı mı? Bir de şu var. Herkesin o bel bölgesi birazcık kavisli olur. Yani normal bir insankine göre değerlendirin. Biraz var gözüme. Tamam. Peki şimdi bir insana dokunmadan bu nasıl yapılıyor? O hiç önemli değil ki. Biz neler neler. Siz izliyor musunuz? Ben izliyorum. Tamam. Şimdi tamam. O hiç önemli değil. Uzaktaki bütün insanları da annenize çalışacağız. İsmet abi şu anda daha telefonda. İsmet abi biraz daha bekle abi. Tamam, bekliyorum. Ben Sare mi dediniz? Tamam, Sare Hanım'a tekrar çalışayım. Sare Hanım lütfen ayakta dur. Esnemeler, karşı tarafın iyileştiğinin göstergesi. Ah, yeterli. Tamam. Ne hissediyorsunuz? Ben bel ağrımdan buluyorum. Karnım çok şişti. Bunu bel ağrıma bağladılar hocam. Tamam. Bu karnımın şiştiği belimdeki rahatsızlıktan, hatta oradaki bağırsaklarda problem oluştu. Bu şekilde zehirler ettiler. Bilmiyorum, bağlantısından mı? Ya ben tabii doktor de değilim. Ama yani sizin tamam. Tecrübeniz. Şimdi ben öyle bir şey demeyeyim. Hani biz hastalığın adını dahi söyleyemeyiz. Doktor olmadığın için. Hiç dokunmadan bir insanın iyileşmesini istiyoruz. O kadar. Cumartesi pazar. Geçen cumartesi pazar. 5 gün önce Ankara'da tam 60 tane doktor arkadaşımız geldi. Dokunmadan nasıl düzeltiliyor öğrenmek için. Ve biz oraya röntgen cihazı getirdik. Önce arkadaşları röntgenden geçirip sonra düzeltti. Mesela şimdi hani hanımefendinin ne kadar düzelme var? Röntgenden geçirip bir de sonrasında kontrol edin. Oturmayın. Şimdi Mustafa abi kontrol etsin. Hem önce ağrıyı kontrol et. Bastır abi iyice. Ağrınız hiç kalmadı. Ve o beldeki eğiklik, çukurluk. Tamam, bu kadar. Ve biz bunu herkesin ne kadar kolaylıkla yapacağını göstermek için buradayız. Şimdi Adana'ya dönelim. İsmet abi. Dinliyorum. Adana'nın neresinde, hangi mahallesindesiniz? Merkez, Turgut Özal. Turgut Özal'ın neresinde? Turgut Özal'ın nasıl söyleyeyim? Güzel yalı, orada evin var.
Tamam. Orada evinin karşısı. Tamam. Orada orada Cihangir Kebap var. Biliyor musunuz? Burada kebapçı çok hocam. İşte onun için söylüyorum. Onun için söylüyorum. O Cihangir Kebap benim kardeşimin. Öyle mi? Yani eski, daha önce Leman Kültür vardı ya. Evet, Leman Kültür. Leman Kültür'e varmadan sol tarafta Cihangir Kebap. O benim kardeşimin dükkanı. Elem var orada. Elem, Leman'ın karşısında. Tamam. Elem'den İller Bankası'na gidince 100 metre. Anladım. Cihangir Kebap. Ha. Evet. Sonra Eyvan Kebabı bilirsiniz herhalde. Biliyorum tabii. Orası da bizim dükkanımız. Şahsınızın mı yani, kardeşiniz, akrabanız mı? Amcamın çocuklarının. Siz nerelisiniz hocam? Siirt. Akraba çıkacağız. Ha. Ben de Turgut Özal'da oturuyorum. Öyle mi? Ne zaman geliyorsunuz? Valla Ramazan bayramında ve Şeker bayramında, Kurban bayramında geliyorum. Ben her 3 günde bir dünyayı dolaşıyorum bu şekilde. Şimdi kendinizi... Görüşürüz hocam inşallah. Amin. Şimdi test edin kendinizi. Şimdi siz konuşmadan evvel devamlı test ediyordum kendime. Çok az bir ağrı kaldı. Yani %10 gibi bir ağrı var ama sanki yerleşmiş bir ağrı bu hocam. Sanki zamanla geçer. Hayır, hiç de öyle zamanlı değil. Bu sistemi ben 25 sene önce kurdum. Bu sistemin kurucusuyum. Ne zaman olacağını biliyorum. O da en fazla bir dakika sonra yok olacak. Bedenin kendisini düzeltmesi için zaman vardı. Bizde öyle zaman saatlerce değil, dakikalar. 12 dakika, 13 dakika önce başladık sizde. Ve evet, şu anda bunu da kuyruk sokumunuzda sıfırlayacağız. Benim başka bir şey yapmama gerek yok. Enerji kendiliğinden çalışıyor. Ve şu, sizin beliniz de düzeldi. Onun farkında değilim çünkü o ters bir şey olması lazım. Tamam. Onu siz şu an ters bir hareket yapmaya cesaret etmiyorsanız tamam etmeyin. Ben biliyorum düzeldiğini. Ve şu, kapatmayın bir dakika daha. Buradaki arkadaşlarımızdan, tamam, akrabalarımıza geçeceğiz burada olmayanları. Burada olmayanın haberi dahi olmadan da çalışırız. Mesela anneniz dediniz ya, anneniz nerede? Burada, şurada. Tamam. Annenize hiç haber vermeyin. Biz buradan düzelteceğiz. Sonra telefon edin annenize. Deyin ki anne bak bakayım şimdi nasılsın diye sor. Sadece bu kadar. Bu inanılmaz derecede basit. 3 yaşında bir bebek dahi bunu yapabilir. Bugüne kadar madem bu kadar basit 3 yaşında bir bebek yapabiliyordu da niye dünya bunu bilmiyor? Çünkü dünya çok şeyi bilmiyor. Bugün dünyanın çok şeyi bilmesini sağlayacağız. İsmet abi orada bekliyor. Peki kimde var? Aramızda kimse de var mı? Kuyruk sokumu. Bir de sadece ağrı da değil. Normalde böyle olur. Böyle kırılır. Şurada nohut kadar bir kemik çıkar bir şeyler. Onu düzeltiriz. Halbuki o kemik fazlası da. Annem de varmıştı. Tamam. Ameliyat dedi ama kabul etmedim. Burada kimse de var mı? Benim şu kısmım var. Ağrı mı, çukurluk mu? Ağrı. Eşiniz? İsminizi lütfen bizden söyleyin abi. Hayati. Hayati abi. Bir dokunsana, bir bastır bakalım. Ağrıyacak mı? Bir de çöküntü var mı yok mu onu da bir anla. İsmet abi bir dakika bekle. Ağrı var mı? Biraz. Biraz ağrıyor sizde. Peki orada kemikler düzgün mü? Biri içeri kaymış mı? Durum ne? Çıkıntı varsa bir de çökme de vardır içeride. Tamam. Tamam. Şimdi onu düzeltelim ve yok edelim. Haydi bakalım. İsmet abiye bir dakika sonra bakacağız. Lütfen ayağa kalk. Şimdi bana dön. Gözünüzü kapatın şimdi.
Eğer diye bir nefes verme ihtiyacı duyuyorsa insan, karşı tarafın hastalığı bedenden çıktı demektir. Yine de bekleyin orada. İsmet abi ne yapıyorsun? Abi ağrı var mı diye birazcık ayağımın üzerine zıplıyorum. Çok az bir ağrı hissediyorum. Bütün ters hareketleri yap abi. Tamam. İsmet abi bir saniye, ben şimdi dikkatimi... Tamam, siz bütün hareketleri yapın. İçeriden tamam. Biraz sessizlik istiyorum. Tamam. İsminiz neydi? Elif. Elif Hanım. Tamam. Elif Hanım yeterli. Elif Hanım bir dakika bekle. İsmet abi bize lütfen durumu anlat. Artık galiba iyileştiniz. Durum nedir? Hocam çok net söylüyorum, açık söylüyorum. Çok az bir ağrı kaldı. Çok az. Yüzde kaç yok oldu? Sanki %95'i yok oldu gibi. Tamam. Ve ben ne dedim? Dakikalar geçti, çoğu da yok olacak. Hepsi bu abi. Hani bir iki dakika daha bence telefonda beklemeye gerek yok. O %95 de bir dakika, iki dakika sonra kuyruk sokumuzdan çıkıp gidecek. İnşallah, inşallah. Hangi hareketleri yaptınız? Yani ayağımın üzerinde, topuğumun üzerinde zıpladım bu bel için. Pöçük batması için. Çünkü yürüme bandında tempolu yürürken yürüyemiyordum, batıyordum. Bir altıdan beni kestim. Zıpladım, ay topuğumun üzerine zıpladım. Çok az bir şey hissediyorum, çok az. %95 yok oldu, doğru mu? Evet. Tamam. Ya aslında eğer telefonunuzda yani kontür ya da dakika problemi yoksa 1-2 dakika bekle, bittiğinin müjdeli, ondan sonra kapatın. İnşallah. Beklerim. WhatsApp'sa o zaman kapatmayın. Tamam. Elif Hanım'a bakın şimdi, bastırın. Bir ayağa kalkın. Lütfen şimdi belindeki ağrıya bir bakın. Bastır abi. Ağrı sıfır mı? Dur, omuzunda daha önce varmıştı. Siz onu yeni hissetmeye başladınız. Bir insanın bir yerinde ağrısı çok olunca başka yerdeki az ağrıyı saymıyor. O asıl ağrı gidince hiç saydı, önemsiz saydı, ağrı ortaya çıkıyor. Şimdi dur. Önce oraya bakalım. Lütfen bir de parmağını dolaştır abi. Hani dedin ya, yükselti var, bilmem ne var diye. Nasıl? Düz olmuş mu? Evet. Düz olmuş. İşte geçmiş olsun. Ve yaklaşık kaç dakika sürdü sizinki? 5 değil, 2 dakika. 2-3 dakika, bu kadar. Ve başka bir şey daha yapacağız. Hani aslında ben annenizin haberi olsun istemiyorum ama orada böyle kırılmış, şurada bir şeyler çıkmış ya. O çıkan bir nohut kadar mı? Bir fındık kadar mı? Ceviz kadar mı? Onu öğrenmek istiyorum. Şimdi hocam, tam o kuyruk var ya, dediğimiz o kuyruk kaynağı. Kaşık sapı gibi olur aşağısı. Tamamen bükülmüş dediler. Doktorlar ameliyat tavsiye etti. Yaşı ilerlediği dolayından ben kabul etmedim. Abi biz evlatlar olarak çocuklar kabul etmedi. Şu anda yöne çekip duruyor. Tamam. O zaman şöyle yapalım. Haberi olmadan değil, haberli yapalım. Lütfen annene bağla. Şimdi hocam, annemi ben arayayım da annem biraz yaşı bayağı ilerli. Kulaklarım da hemen şey var. Yasında kendini yok mu? Genelde biraz. Ya da yarın getir. Yarın. Hayır, dur kolaydır. Kendim sonra haber etsem. Şimdi öyle şeylere bazı bir kendim hazırlık değildi. Vallahi. Tamam, hiç aramayalım. Evde hiç kimse yok mu? Yani şu açıdan, ben buradan yok edeceğim. O kuyruğunu böyle düzelteceğim. Evet.
Orada işte kardeşiniz mi vardır, biri vardır. Diyecek ki anne otur, kalk diyecek. Sıkıntın var mı yok mu? Diyecek sen de bunu soracağım, kimse var mı? Bakın yararım bunu. Tamam, bir komşu da olur. Gelin var mı? Tamam, gider sorar iki dakika. Haydi. Şimdi hemen ona bakacağız. İsmet abiye soralım. İsmet abi durum ne? Çok azaldı gülüm ya. Çok azaldı. %99 yani, mu? Kaç? %2-3 gibi bir ağrı kaldı. Onu da nasıl ağrıyor? Ben normal oturduğum zaman kaykılarak oturuyordum. Ağrımasın diye alışkanlık haline gelmişti. Şimdi ters hareket yapıyorum. Belimi geriye atıyorum. Çok ağrı, çok az bir ağrı hissediyorum. Yani bunu aydınlatmak amacıyla söylüyorum. Tamam. O zaman İsmet abi kapat gözünü. Kapattım. Ve şimdi çok aşırı hızlı olarak 41'den 0'a kadar sayın. 41, 40, 39, 38, 37, 36 böyle. Koşa koşa sayar gibi sayın. 41, 40, 39, 38, 37, 36, 35, 34, 33, 32, 31, 30, 29, 28, 27, 26, 25, 24, 23, 22, 21, 24, 19, 18, 17, 16, 15, 16, İşte bizde böyle dokunma yok. Onlar kuyruk sokumu. Bir de tüm omurlarda sıkıntılar olur. Onlar da bir derece düzelir. Tamam İsmet abi, 0 ve 41'den saydık. Lütfen şimdi bak kendine. Tamam ya yüzde, de ki yüzde şu kadar yok oldu. %2-3 kadar kaldı böyle. %97-98 yok oldu. Evet. Tamam. Aslında ben telefonu kapatmanızı istemiyorum. O %100 yok oldu diyene kadar. İnşallah. Peki sizler hoş geldiniz. Şuraya geçin. Siz oradaki insanlarla ilgilendim. Ben tamam. Dışarıdan tamam. Welcome. Come here. Sizin o zaman orada oturmanız gerekiyor. Ben tamam. Gel. Şimdi şunu yapacağız. Annenizle hemen şimdi çalışalım. Hayır anneni arama. Annenizi aramayın. Çünkü dediniz ya telefonda konuşamaz falan. Oturduğu zaman ağrır. Ağrıyor mu? Nasıl lan? Şimdi fazla ayakta kalamıyor kendisi. Mutfakta diye bir şey bilmiyor. Ufak bir şeyler falan yaparken ama... Oturunca ağrır mı? Oturunca şey işte devamlı oturuyor ama ayakta duramıyor. Fazla tamam. Ayakta susuz kalamıyor. Haydi şimdi annenize çalışıyoruz. Tamam daha başlamadık zaten. Siz de biraz sessiz olun. Daha konferansın konuşmalarına başlamadık. Evet. Peki. Bir dakika. Mustafa abinin odasına bir dakika sonra biz bakarız. Hem de arkadaşlar da bakar. Şimdi anneye çalışıyoruz. Hayati Bey'in annesine. Şimdi Hayati Bey'in annesi kaç yaşında? Bilmeye gerek yok. Brüksel'de mi? İstanbul'da mı? Onu da bilmeye gerek yok. Ve hatta dese ki ya böyle bir tanıdığım var dese o da yeter. Kadın ve erkek de bilmeye bile gerek yok. Lütfen Mustafa abi gözünü kapat. Pardon. Hayati abi gözünü kapat. Ve anneni gözünün önüne getir. Annenizi gözünüzün önüne getirin. Gözünüzü hiç açmayın. Anneniz sizin gözünüzün önünde dursun. Hayat abi gözünü açabilirsin artık. Ben anneye çalışıyorum. Thank you.
Ama kuyruğunun kuyruk sapını düzeldiğini gördüm yani biliyorum. Şimdi isterseniz gelininiz ne kimse de ki git anneme bir sor ben anlatsın da. Şimdi sorabilirsiniz. Şimdi hocam. Yok bir şey yok yok yok. Şimdi kaynana gelinler birbirlerine çok severler mi? Şimdi efendim bir arar mısın? Tamam. Peki Mustafa abi de ne var? Anlatsana arkadaş bir baksın. Bir insanın şu omurları düzgünse problem yok ama şurada düzgün değilse anlarsınız. Biraz dışarı çıkartıp gelip parmağımın altındaki. Evet. Farkında mısın? Evet. Yusuf abi. Önceden oluşan bir Yusuf şey. Abi sen de bak. Bak abi. Görüyor musun aynı yerde bir kemik? Sanki diğerlerine göre biraz daha çıkıntılı. Bacak 3-4 tanesi. Eşinin orası biraz kambur gibi bir şey hocam. Yani orada eşin biraz eğildiği zaman kambur bile çıkıyor. Şöyle aslında bir insan şöyle yaptığınızda anlarsınız. Eğilince daha iyi anlaşılır. Dur bak şurası sanki. Bırak bakayım. Parmağının altı gibi. Orayı bırakmayın. Bak düzelin. Şurası mı? Evet şöyle durayım. Düz durunca da bir de orası bir çıkıntılı gibi olur. Hafif bir çıkıntılı. Orada bir rahatsızlık veren bir söz konusu. Tamam. Ağrı oluyor arasında. Ağrı oluyor, uzun tamam. Peki anlamadınız siz, yani ya, var mı yok mu? Ben tamam. Bir şey yapamadım, tamam. Peki içinizde skolyozdan, iskeletten anlayan kimse var mı? Kim? Kimse anlar mı? Tamam, siz az buçuk bir şeyler fark ettiniz mi? Evet. Tamam. Tabii. Bir de eşiniz de dokunsun. Bu anla... Anlar mı o? Tamam. Hadi şimdi. Tamam. Mustafa Bey'in oturun hiç fark etmez. Mustafa Bey'in skolyozu o kemik. Neyse onu düzeltelim. Tamam. Daha devam ediyor. Mustafa abi sen gözünü aç mı? Biz devam edeceğiz. İsmet abi durum ne? Abi çok iyi. Çok iyi de çok az şey kaldı ya. Hani bırakın isterseniz ben sonra geçer diyorsun. Tamam. %99 yok oldu diyebilir miyim? Evet. Evet diyebiliriz. Tamam. Diyebiliriz. Oldu çok abi. Hadi. Eyvan kebabı, Cihangir kebabı evet. Bir gidin bir çay için. Selam şuraya. Refik Korkmaz'dan selam. Hadi. Mucize öteniz sonsuz. Güle güle. Tamam sen kapatıyorum şimdi. Şimdi daha Mustafa Bey biraz bir dakika daha çalışacağız. Bakacağız. 30 saniye sonra bakalım. Sizin eşinizde ya İsmet Bey'de ne zamandan beri bu vardı? Minimum 15 sene. Tamam. 15 sene doktora gitmiştir. Tabii. 15 sene boyunca var. Doktora hiç gitmediyse bir defa gitmiştir. Ki birden fazla gitmiştir. Son radyolarındaki röntgen 2010'a ait. Tamam. İşte bu defalarca çalışılmasına rağmen iyileşmemiş ama iyileşmesi bizim için dokunmadan ve Adana'da. Peki. Azap çekiyordu. Böyle bu şekilde oturmak biliyor musunuz? Bu şekilde oturamaz. Sizin gibi oturan bu şekilde. O yüzden hiçbir yere gitmez.
Ve şimdi tamam, Mustafa abi aç gözünü. Bir de bakalım. Yani eskisine göre yüzde kaçlık bir düzle iyileşme var? Eskisine göre. %70 gibi. %70 gibi. Peki. Ağrısı hafifledi. Ağrı hafif. Neyse gitti ağrısı. Ağrı gitti. Tamam. Onu peki Sare Hanım bir baksın. Tamam. %60-70. Şimdi onu Mustafa abi ayakta dur. Orada ayakta dursun. Tamam. Ve sırtını dön bana. Sırtınızı dön. Tamam. Evet. Şimdi çalışmaya başlıyoruz. Ve gözünüz kapalı olsun. İçeride birazcık bir sessizlik olsa iyi olur. Yani şu an Mustafa Bey'in yanımda olmasına gerek yoktu. Dünya neresinde olursa olsun. Şifayı aracı olduğunuz zaman mesafe diye bir şeyin önemi yok ki. Lütfen birden 41'e kadar Mustafa abi say, hem de hızlı biçimde 1-2-3-4. Tamam. Yeterli. Dönebilirsiniz. Ah. Ve şimdi bir bakın. Sen %20 kadar kalmış. Tamam. Yani %80 düzelme, %20 devam ediyor. Tamam. %80 diyebilir miyiz? Peki bir de acıtmaya çalışın bakalım. Ağrısı var mı? Ağrı bu şekilde olmuyor ama oturuşta basınç, yani ters oturuşta uzun süre oturuşlar tamam. Ve o bir iki dakika geçsin, kendiliğinden iyileşir, düzelecek o. Bizim başka bir şey yapmamız gerek yok. Anneyi aradınız mı? Aradım. Durum ne? Ağrı var dedi hocam. Yeni oluyor, ben bilmiyorum kaç dakika geçecek. Var. Tamam, 5 dakika geçsin. 5 dakika geçsin. Havva Hanım, Fransızca bilen arkadaş, yani Türkçe bilmeyen arkadaşlara bir söylesene. Biz Adana'da, dur bak, gazeteci Yusuf abi söylesin. Yani istersen sen Fransızca'ya söyle. Biz Adana'da İsmet Bey'e ne yaptığımızı bilsinler. Şey söylesin, o daha iyi olur. Tamam, siz Türkçesini söyleyin, İngilizce, Fransızcasını söylesin. Biz evet, Türkçesini söylesin de. Tamam. Dur. Hava Hanım halledecek. Hava Hanım halledecek. Siz Türkçesini söyleyin. Tamam. Hava Hanım çevirsin. Hem siz bir gazeteci diliyle evet, söyleyin. Evet. Biz Brüksel'den Adana'daki bir hastayı tedavi ettik. Dokunmadan tedavi ettik. Bu hasta da Ümit Hanım'ın eşi, doğru mu? İsmet donc, abi. Donc en fait, il y a le mari de Ümit qui est ici, qui est à Adana en Turquie et de ici nous de Bruxelles, nous avons traité l'hernie discale au dos de Ismet ainsi que son problème au coccyx. Sonra bu tamamen tesadüfen gerçekleşen bir tedavi. En fait, c'est quelque chose qui s'est passé spontanément, à distance. Voilà.
sans le toucher. Bir ön haberleşme, bir komünikasyon yok. Sans vraiment de communication, mais en communication par le téléphone, l'internet. Ve Refik Korkmaz hocamız aynı zamanda buradaki birkaç hasta üzerinde de tedavi sistemini gösterdi. Et voilà, nous avons pu voir donc par la même occasion la dextérité de Refik Korkmaz, qui a aussi traité les cas ici des gens qui avaient des différents problèmes au dos. Bu tedavi şekli kader dili veya farklı bir dil kullanılarak yapılıyor. Evet, bunun adı bilinçaltı dili. Voilà, ce système, c'est le langage du subconscient. Déchiffrer le langage du subconscient peut faire des miracles, comme maintenant nous avons vu ici plusieurs personnes qui ont vécu ça live et qui n'ont plus de douleur. Kaç dakika sürdü abi Adana'daki çalışma? Yani 10 dakika sürdü. 10, belki diyelim 15, öyle bir dakika. 10 dakika sürdü, sonrasında sohbet havasında bir geçirdik. 15. dakikada kesin bir sonuç aldık Adana'da. Voilà, à distance nous avons travaillé et en 15 minutes nous avons eu des solutions vraiment énormes. La douleur a diminué de 2%, est tombée à 2%. İşte şimdi bu bilinçaltı diliyle yapılıyor. Ce système de langage du subconscient qui crée des miracles, c'est avec ce système que nous pouvons faire tout ça. Ve bu öğretilebilen bir şey. Yani bunu isteyen herkes bir günde öğrenebilir. Voilà, vous pouvez même apprendre ça en un jour. C'est possible pour tout le monde qui veut apprendre. Il y a moyen de l'apprendre très rapidement et de l'appliquer vous-même. Ve biz sadece bu bilinçaltı dilini insanları şifalandırmak için, insanların şifasına vesile olmak için kullanmıyoruz. Nous n'utilisons pas seulement pour soigner les gens. Biz sadece insanların şifalanmasına vesile olmak için kullanmıyoruz. Aynı zamanda. En même temps. Göreceksiniz ki sizin dahi unuttuğunuz 4 yaşındayken, 3 yaşındayken, 2 yaşındayken başınıza gelenleri, yaşadıklarınızı biz ortaya çıkaracağız burada. Voilà, donc avec ce système, nous allons faire sortir à la surface tout ce que vous avez pu vivre jusqu'à, par exemple, à l'âge de 4 ans, mais que vous, dont vous ne vous soignez, souvenez plus. Mesela, 1 yaşındayken anneniz size nasıl davranıyordu? Par exemple, à l'âge d'un an, comment est-ce que votre mère se comportait avec vous? Ve siz 1 yaşındayken annenizle babanız birbirine aşık mıydı, birbirinden soğumuşlar mıydı, birbirleriyle kavgalı idiler mi? Avec ce système, nous pouvons aussi voir comment s'entendaient les parents, par exemple. Est-ce que ils s'entendaient bien? Est-ce qu'ils se disputaient? Tabii ki eğer birbirlerini seven anne babaysa siz bir yaşında, sizin yaşantınızı olumlu etkilemiştir. Eğer kavgalı iseler, siz mutlaka oradan bir olumsuzluk hayatınızı çekmişsinizdir. Si les parents s'entendaient bien, vous avez eu une expérience bien sûr bienfaisante, bienfaitrice pour vous, positive. Mais si jamais il y avait une mésentente, à ce moment-là, ça vous a aussi traumatisé. Et tout ça, avec ce système, nous pouvons mettre ça à jour. İşte biz hayatınızın istediğiniz dönemine gideceğiz. Orada sıkıntıyı bulacağız, yok edeceğiz. Voilà, avec ce système, grâce à ce système, nous allons aller à la source et réparer là où c'est nécessaire. Ve o kadar daha ilginç bir şey anlatacağım. Voilà, je vais vous dire encore quelque chose de encore plus intéressant. Mesela Yusuf abi ile konuşarak onun bir yaşındaki durumunu bilirim. Bir de Cecilia mıydı? Büşra. Büşra. Cecilia. Cecilia bile Yusuf abinin bir yaşındaki halini bize anlatır. Annesi babası seviyor muydu Yusuf abi? İşte başına neler geldi, Cecilia bile anlatır. En fait, ce que Yusuf il a vécu à l'âge de 1 an, par exemple, en parlant avec lui, nous saurons pas grand chose. Il se souviendra pas. Seulement, nous, avec grâce à ce système et en utilisant comme canal Bouchra ou Cécile, on peut aller voir ce qu'il a vraiment vécu à ce moment-là, sans que lui-même ne le dise, ne nous dise quelque chose. Yani biz öyle bir
dünyadayız ki Allah öyle bir sistem içinde yaratmış ki bizi. Herkes Yusuf abinin doğduğundan bugüne kadarki her şeyini biliyor. Ve Yusuf abi de hepimizinkini biliyor. Hepimiz birbirimizin hayatları hakkında bilgi sahibiyiz. En fait, avec ce système donc d'informations qui se trouve autour de nous, mais dont nous n'avons pas toujours conscience, grâce à ce système, nous pouvons aller voir tout le vécu, tout le passé de Youssouf, et n'importe qui peut le faire. Et Youssouf peut aussi aller voir, par exemple, vos enregistrements dans les annales akashiques. Ve şimdi bunu aynen demin yaptığımız çalışmalar gibi bunu da test edeceğiz. Et nous allons tester ça aussi. Comme nous avons fait les autres thérapies. Bizde hiçbir şey öyle test edilemeyecek durumda değil. Her şeyi biz test ederiz. Nous pouvons tester tout. Donc il y a rien qui est secret ou que nous ignorons. Nous pouvons aller voir tout. Bu sistemin adı Refik Korkmaz bilinçaltı dili. Et ce système, c'est le langage du subconscient Refik Korkmaz. Tam 25 senede geliştirdim bunu. En 25 ans, il a pu développer ce système. Ve dünyada ilk önce kendi ülkemizde bunu verdik. D'abord, il a fait ça en Turquie. Il a donné des formations en Turquie. Güney Kore'de, Azerbaycan'da. Il a été en Corée du Sud, en Azerbaycan aussi. Cezayir'de. Aussi en Algérie. Fransa. En France. Almanya. En Allemagne. Belçika, Lüksemburg, Avusturya. En Autriche. De bu eğitimleri verdik. Il a aussi donné donc des formations dans tous ces pays. Bizim öbür ülkelerden de pek çok eğitmenimiz ülkemize gelerek bu eğitimi bizden aldı. Et donc il y a aussi des gens qui viennent apprendre ça chez lui directement. Bu bilgiyi dünyanın hiçbir ülkesinde hiçbir bilim insanı bilmiyor. Il n'y a aucune personne, aucun savant qui connaisse ce langage en fait. Yani psikolojinin babası Sigmund Freud. Freud ne le connaissait pas. Onun öğrencileri bilmiyor. Les élèves de Freud ne le connaissent pas. Bugün dünyanın en iyi üniversitelerini Harvard, Yale, Hacettepe işte falan. Même les meilleures universités ne connaissent pas ce système. Hiçbir hoca, hiçbir psikoloji bölümü profesörü benim anlatacaklarımdan %5'inden bile haberdar değiller. Donc tous ces gens éminents finalement qui sont dans dans la science, etc., dans les universités, il n'y a personne qui ne sait même pas 5% de ce qu'il connaît, de ce qu'il a pu développer. Ils ignorent tout ça. Bizim güzel bir şansımız oldu. Bu bilgi benim tarafımdan, Anadolu'dan çıktı. Donc ce savoir, il vient d'Anatolie et c'est grâce à Refik qu'il a pu mettre ça à jour. Bugüne kadar bu tür bilimler ya Amerika'dan ya Avrupa'dan çıkardı, biz de onları ülkemize alırdık. Normalement, toutes les sciences, etc., les nouvelles découvertes, ça vient de l'Amérique et des autres pays, mais cette fois, donc, ça vient de la Turquie. Ama Amerika'nın yaşam tarzı, aile yapısı bizim ülkemize uymuyordu. Voilà, en fait, la façon de vivre, les coutumes, les traditions des Américains ne nous conviennent pas. Ya da Çin'den alıyorduk bunları, akupunktur gibi başka. O da bizim yapımıza tam uymuyordu. Et tout ce qui vient aussi de l'Est, finalement, de la Chine, etc., ça ne nous colle pas non plus vraiment quoi. Biz şimdi bu eğitimimizi götürdüğümüzde Avrupa'ya da, Peru'ya da götürdük, Kore'ye de götürdük. Oraya gittiğimizde Ferdi Tayfur'u, Manisa Spil Dağı'nı, İzmir'i, Ankara'yı, ülkemizin hem değerlerini hem kültürünü tanıtıyoruz. Voilà. İnsanlar bunu Türk kültürünü öğrenerek yapıyor. Bir Cezayir'de, bir Fransa'daki insan, Fransız insan Ferdi Tayfur'u tanıyor. Voilà, en fait, il dit, bon, quand il voyage et quand il va apporter cette formation, cette méthode en Corée, par exemple, en Azerbaïdjan ou en Algérie, en fait, il apporte la culture turque là-bas, il apprend ses découvertes et il partage aussi Ferdi Tayfur, qui est un artiste turc, qui a beaucoup de chansons qu'il prend comme exemple, un peu pour déchiffrer, etc., pour voir le sens. Parce qu'il y a vraiment beaucoup de sens, on peut tirer beaucoup de leçons de ces chansons-là. İşte bugün size bildiklerimizin bir kısmını anlatacağız. Bu bir tanıtım konferansı. Voilà, ici nous allons vous apprendre un petit peu de
de ce que nous, nous connaissons, nous avons appris. Mais bien entendu, ce n'est que cette petite conférence. Bu tarz bilgilerin bilim dünyasını kabul, kabul edilmesi biraz zor. En fait, que pour que la science accepte cette, ce savoir ici, ça va prendre un peu de temps. Allah'a şükür ki bize 5 gün önce cumartesi pazar Ankara'da tam 60 tane sadece tıp doktoru, sadece doktor eğitimimize katıldı. Samedi dernier il y avait 60 docteurs qui étaient à sa formation. Ve 2 tanesi profesördü. Bir tanesi doçent, öbürlerinin hepsi de farklı farklı branşlarda doktorlar. Ils avaient tous des branches différentes. Ve hepsi de söylediği şu: eğitim bittikten sonra belki 30 defa teşekkür edenleri oldu. Voilà, à la fin de la formation, ils ont remercié, il y en a au moins 30 qui ont remercié pour ce nouveau savoir. Doktorların katılması bize bir defa onur verdi. Donc j'ai été honoré du fait que les médecins ont participé à ma formation. Yani bunu değerli bulmuşlar ki gelip katıldılar. Bir de onların gelip katılması aslında bunun tam mühür basıldı. Evet, kabul edildi demek. En fait, il est très honoré que les médecins sont venus à son à sa formation et le fait que bon, ils apprécient cette ce nouveau savoir, cette méthode, eh bien ça le valorise. İşte şimdi bak Mustafa abinin sırtına şimdi bir bakın. Sari Hanım bir baksın. Siz de bakın. Maintenant nous allons regarder le dos de Mustafa. Şey vardı. Şimdi bir şey vardı. Şu an kendim bile bulamıyorum. Yok. Il y avait un nodule comme un pois chiche sur le dos et maintenant il y a personne qui arrive à le trouver le nodule. Le nodule n'a disparu. Il y a plus rien. Memleket neresi? Mustafa abi? Kastamonu. Tamam. Şifa oldu. Şifa olsun. Yengemin durumu nasıl acaba? Tamam. Bir zahmet bak Sari Hanım'a. Sen de Fransızca'ya çevirsene. Sari Hanım'da ne var? Sari Hanım'da bir iki şey var. Dokunduğun zaman ağrıyordu. Bir de bel içeri çökmüştü. En fait, chez Sari, il y avait un grand creux dans le dos. Et elle avait fort mal quand on appuyait. Et maintenant, elle n'a plus rien. Normal kavis var yani. Herkeste olması gereken. İşte il y a une cavité normale qui est plus normale maintenant par rapport à son arrivée. Il y a plus rien, la plus douleur. Et tantôt elle avait mal. Ve başka bir şey daha. Boğazınızda yağ bezesi, kist, nodül, miyom. Yani böyle yabancı bir şey. Boğaza ait olmayan bir hastalık, bir şişkinlik varsa. Et si quelqu'un a quelque chose, des nodules ou quoi que ce soit, un petit gonflement, n'importe quoi, vous pouvez le signaler. Kimde var? Şimdi hani doktora gitmiştir boğazında guatr nodülleri olan varsa kimde var şu an? Onları yok edelim ben. Uzakta olan bir şey. Pardon. Lütfen söyleyin anneniz. Annem de nodül yok. Tamam. Asikolinizi alacağız. Anneye bir bakalım. Annem de nodül değil de sürekli öksürüyor. Kaç tane doktora gitti, kaç tane hapşırık tamam verdiler. O sürekli devam tamam ediyor. Onu peki bugün öksürür mü? Şu an istiyor musunuz öksürmeyi? Yok ama. Tamam. O kadar kolay ki bunu yok etmek. Bizim bilinç altımızın dilini ben o zaman söyleyeyim. Hoş geldiniz. Siz oradan geldiniz. Evet. Tamam abi. İsminiz ne? Nevza. Memleket? Bulgaristan. Hoş geldiniz Nevzat abi. Şimdi kadın demek bizim bilinç altımızda kadın değil ya da woman değil ya da Fransızcası işte falan. Kadın bizim bilinç altımızda bir sözcükle ifade olmuyor. Bir tane resim gösteriyor bize. En fait, je tercüme edeyim. En fait, la dénomination de la femme, ce n'est pas femme, woman ou kadın en turc. En fait, l'inconscient n'utilise pas des mots pour décrire la femme. Bizim bilinçaltımız kadın sözcüğüne denk gelen hop bir bitki gösteriyor bize. Diyor ki bu kadın. Voilà, l'inconscient dit montre par exemple une plante et il dit ah ça c'est une femme. Erkek için de bir başka bitki gösteriyor ki erkek. Ah, et une autre plante
pour dire c'est un homme. Et kadın için bize buğdayı gösteriyor. Diyor ki kadın bu arpayı gösteriyor. Diyor ki erkek. Arpa erkek, buğday kadın. Voilà. La femme c'est le blé et l'homme c'est l'orge. Et bu ne işe yarar? Bu çok işe yarar. À quoi ça sert? Mais c'est vraiment très important en fait. Kafanızı dikkat edin. Ay, dikkat edin. Bunları da söyleyeceğim Fransızca. Ona da söyle bak kafasını. Peki. Attention à la tête. Türkçe biliyorsun zaten değil mi? Onlar biliyorlar. Gözünü kapat. Ferme les yeux. Farz et ki bunun içinde buğday suyu var. Buğdayı ezmişler. Su yapmışlar. Sen de hayalinde böyle buğday suyunu iç. Senin boğazından nefes boruna gitsin. En fait, elle doit imaginer. Elle doit imaginer que le blé se dissout dans l'eau, que le blé devient de l'eau. Hayal et buğdayın suyunu içiyorsun, nefes boruna gidiyor. Ciğer böyle hayal et. 5 dakika hayal et. Bunun çözümü bu kadar. Pendant 5 minutes, elle doit imaginer donc le l'eau qui vient de du blé coule partout où elle est. Dans les nodules. Pour craquer les nodules. Oui, d'accord. On dit qui est-ce qu'il y a des nodules? La dame là, avec le sang. Vous avez de, oui, de nodules? Parce que comme on peut les toucher? Gelsin. Est-ce que quelqu'un te peut venir? Zaman kazanır, zamanımız lazım. Hemen bir kontrol et. Kalsın ya, oradaki bayanlar da dokunsunlar. Ha, ve o oraya bakarken Zeynep Hanım, arkadaşın skolyozu için buraya gelmesini isteyelim. Tamam, lütfen buraya gelin. Sizin skolyozunuz ne zamandan beri var? Peki içimizden skolyozdan anlayan, iskeletten anlayan bir kimse yok mu fizyoterapist? Bir de benim kıkırdaklarım var. Tamam. L4, L4. Kimse anlıyor mu skolyozdan? Skolyozdan anlar? Ha? Bende var biraz ama ağrıyor. Dur biraz dur daha... Ha, anlarsanız. Gelin. İsterseniz şöyle, siz bayanlar gidin yan taraftaki bir odada, orası açın bayanlar baksın, iyice bakın çünkü elbiseden yeteri kadar belli olmaz. Gidin yan taraftaki bir odadan. Siz bir iki dakika bekleyin. Biz şu anda hanımefendinin öksürüğü için de bakıyoruz. Peki Hava Hanım, birkaç kişi baksın, ne kadar büyüklüğü? Hava Hanım büyüklüğü ne? Tiroid. Hava Hanım, bir şey hissediyor, bulmuş mu var mı? Bu şaka tu as ressenti quelque chose? Tu le sens? Oui, ça va. On va toucher après. Okay. Ne diyor? Tamam, hissettim. Ne kadarmış büyüklüğü? Tu sais voir un peu de quelle dimension c'est? Leblebi kadar mı? Lentille, fındık kadar mı? Oui. Ceviz kadar mı? C'est comme une petite lentille ou bien c'est comme un pois chiche? Pois chiche pas. Une petite lentille? Oui, un peu plus grand. Mercimekten biraz büyükmüş. Yani eliyle göstersene çok küçük bir şey. Mercimek değil o ya. Şuradan bak bir şeyleri. Şuradan bir şeyle göstersin. Bunlardan büyük mü değil mi? Ça c'est petit. Un peu plus grand, allez, on va dire plus grand que ça? Comme ça. Comme ça, oui, c'est aussi en longueur. Ah, en longueur. Uzunlamasına diyor. Bu kadar mı yani? Comme ça, tu as senti. İkisi kadar mı? En long. En long. En long. Okay. İkisi kadar mı? İkisi kadar mı? Tamam, mercimek değil o zaman. Oui. Şimdi. Peki. Plus grand, büyükmüş. Hava Hanım. Lütfen söyle. Herkes duysun. O hanımın şuradaki boğazındaki nodülü iki tane fıstık kadar. İki fıstık kadar uzunlamasına diyor.
O fıstığı getirsene, herkes görsün. Tamam. Yer fıstığı var ya, onun iki kadar büyükmüş. Peki bir insanın oradaki nodülü nasıl yok edilecek? Hadi hava alın. Biraz zaman kazanmalıyız hava alın. Arkadaşlar işte şu. Bunun gibi uzunlaması. Elime bırakın. Tamam. Kim bakmıştı? Büşra Hanım. Büşra, bu ikisi yan yana uzun durunca. Şöyle uzun durunca. Evet. Böyle yan yana. Hı, bayağı uzunlamasına. Tamam. Haydi. Şimdi bakalım. Bu kadar mıydı? Evet, ikisi döyeydi. Tamam. İki taraflıymış hocam. İki taraflı. Erselemen dimansiyon. Sol tarafı daha şeymiş. Hani sağ tarafı. C'est à droite. À droite c'est plus petit que à gauche. Oui, à gauche c'est deux cacahuètes et à droite c'est une cacahuète disons. Une demi cacahuète. Une et demi. Bir buçuk fıstık sağ tarafında. İki fıstık. Tamam. İyi, şimdi bakalım. Bu sağda ve soldaki biri 1,5 biri 2 fıstık büyüklüğünde olan nodüller ya da nodül mü, kist mi, adı her neyse. Lütfen buraya gelsin bak. Sandalye. Tamam. Evet. Söyle, gözünü kapatsın. Hava söyle. Ve Zeynep Hanım, siz orada durun bir saniye. Bir dakika kadar durun. Gitmeyin yani. Şimdi otursun yerine. Yaklaşık bir dakika mı geçti? Tamam. Şimdi kontrol etsek mi diyorum da. 2-3 dakika daha geçsin öyle kontrol edelim. Ama hemen şimdi bir bakın. Bir dakikada ne kadar değişiyor? Cecilia, look please. Büşra. İki yerine bir tane fıstık kalmış. Yani bir tanesi %50 azalmış. %50. Doğru mu? Sağ tarafında hiçbir şey yok, kalmamış. Dur. Nevzat abi, çok özür dilerim abi. Bak, yeniden söyle. Yusuf abi dinliyor musun? Dinliyorum. Söyle bir daha. Herkes duysun. Çocuklar. Sağ tarafta hiçbir şey kalmamış. Sol tarafta da iki fıstık vardı. Bir fıstık kalmış. %50 azalmış. Tamam. Bir taraftaki 1,5 fıstık sıfıra indi. Öbürde 2 fıstık yere indi. Ve şu anda o kontrol ettikten itibaren de 30 saniye geçti. Şimdi bile bir baksın. Şimdi durum ne? Sol tarafta %50 kalmış. Dur, onu şeyde bir dakika sonra kontrol edeceğiz abi. İşte
İyi ki sizler buradasınız. Hem bir gazeteci abimiz olarak hem de gözlemci olarak sizler. Bir de sizin kendinizde hastalık oldu, sıkıntı olduğu için, kendinizde düzendiği için biz bunu kanıtlamak açısından çok çok iyi bir yerdeyiz. Voilà, nous sommes à un bon endroit pour vous montrer ça, puisque monsieur est journaliste et en même temps il avait un problème et son problème aussi a disparu. Donc. Şimdi bana lütfen söyleyin, isminiz ne? Derya. Derya Hanım'ın skolyozu ne durumda? Şurada bana bir çizebilir misiniz? Kalem versene abi. Dur, kağıt vereyim. Ha, tamam. Derya Hanım'ın skolyozu. Tamam, o da uyuyor. Baba kağıtlar, valla hayatım nefes alamıyorum. Tamam, tamam, bak kağıt, tamam. Şöyle biraz sol tarafa kaymış eğri. Şurada bir kemik çıkıntısı var. Şu tarafta biraz daha az. Şurada bir tane el ağrısı var. Beli bayağı içine çökmüş. Kaç, bir ceviz kadar mı, ne kadar çökmüş? Beli bayağı bir santim içeride. Tamam. 2-3 santim var bayağı. Bayağı çok yani. Şöyle emdiriyor neredeyse. Aha, 2-3 santim o zaman. O bel fıtığı varmış herhalde tahminim. Buradaki ağrısı bel fıtığından oluyor. Bravo, siz çok güzel profesyonelce yaptınız. Ha. Bir defa şu omurlar sola gelmiş. Hı hı. Şurada bir tane kemik fazlası var. Şurada da biraz fazla biraz var. Bel çukuru bayağı var. Bel çukuru epey var. Var. Bir de sol tarafta ağrı var. Sol ağrı var. Zannedersen bel fıtığı da varmış. Ondan geliyor. Tamam. Haydi. Şimdi dizlerinde kıkırdak erimesi var. Tamam. Ve aynı zamanda hani dediniz ya, benim omurlarımda da kıkırdak erimesi vardı. Evet. Onları da şimdi şifalanmasına vesile olacağız. Şimdi lütfen teşekkür ederim size. Elinize sağlık. Sizler de baktınız mı? Ben bakmadım. Çizdin mi? Resim. Ha, resim. Ama onu gelmeyemez. Kimse göster. Siz bakın. Tamam. Yani buraları böyle. Tamam. Kesinlikle. İsminiz ne? Sema. Sema Hanım'ın gösterdiği şekilde aynı öyle. Biraz geri gidin. İyileşmek istiyor musunuz? İnşallah. Eski tübe gidiyor. Tamam. Şimdi. Dur. Gözünüz kapalı mı? Kapat. Kapatın. Adınız ne? Derya. Peki gözünüz kapalı kalsın. Bir şey bedeninde hissediyor musun Derya Hanım? Nasıl? Bedeninizde hiçbir enerji, bir kıpırtı, bir şey hissediyor musunuz? Biraz hareketli. Est-ce que tu ressens quelque chose? Buradaki arkadaşlarımız da öğrensin. Nasıl bir hareketlilik var? Yani tarif edin. Biraz öne arka ve sallıyor enerji. Ya quelque chose qui la traverse une sorte d'énergie et qui la fait bouger un petit peu. Hem dizleriniz için de çalışıyorum ben şimdi. En même temps, il travaille aussi sur son genou. Elle a des problèmes de cartilage.
Ah. Bir dakika öyle bekleyin. Bir dakika. Bir dakika sonra bitireceğiz. Festin minut komisar. Bir şey hissediyor musun bedeninde? Bir hafif bir ağrı var orada. Eski türlü son kelime. Karıncalar. Şeyde mi? Defut miyim o? Bel çukurun olduğu yerde mi? Nerede? Yok, sol tarafında. Kemik fazlası olan yerde mi? Yok. Böbrek üstündeki kısmı. Yok. Sol L4, L2 tamam. Tarafında. Şimdi sizin bir defa bel çukurunuzu düzeltiyorum. Bedeninizde sola doğru olan skolyozu yok ediyorum. Yok olmasına vesile oluyorum. Ve dizlerinizin de şifalanmasına vesile oluyorum. Oraya şifa enerjisinin ulaşmasına vesile oluyorum. L'énergie de guérison qui va là. On saniye sonra bitireceğiz. 10 secondes, ce sera fini. Gözümüzü açabiliriz. Biz sizin bu sıkıntınızın test edilmesini 2-3 dakika sonra yapalım. Şimdi yerine bir otursunlar. Nous allons vérifier dans 2-3 minutes. Isınma biraz hissettim. Tamam. De la chaleur. 2 dakika geçsin, onlar şimdi yerine oturuyor. 2 dakika sonra kesileceğiz. Tout ce qui va se remettre en place. Ha. Peki tamam, isterseniz yerinize oturun. Ve ismi neydi? Nodül olan ilk fıstık kadar var mı? Olfa. 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 Büşra baksın. Tu peux vérifier Büşra. Bir tarafta 1,5 yer fıstığı kadar büyüktü. Öbürde 2 tane yer fıstığı kadar büyüktü. Bakalım ne diyecek şu an? Havva Hanım ne diyor? Hiçbir şey kalmamış. Artık Havva Hanım için o kadar alışılmış ki. Hiçbir şey kalmamış. Yok, Havva Hanım anlatırken de hiçbir şey kalmamış hocam. Bu aslında bunlar mucize kabilinde çalışmalar. Hiçbir şey kalmış mı? İki fıstık. O zaman tek tek şu söylesin. Bir tarafta 2 fıstık vardı ya. O ne durumda? O 2 fıstık olan yer çok az bir şey. Yüzde kaç iyileşmiş? Büşra bilir onu. Büşra söylesin. O bilmiyor ki. Büşra
Havva Hanım. O bilmez. Kontrol eden Büşra bilir. Büşra söylesin. %11'e kalmamış. Bir tarafı %90 iyileşti. Öbür taraf tamamen yok oldu mu? Evet. Tamam. Tamam. Yusuf abi sen bir gazeteci diliyle anlat. Bayanlar da kesik kesik alınıyor. Bir dinleyelim. Şimdi yine bir hastamızı tedavi ettik. Adı neydi? Orfan. Orfan. Bayan Orfan'ın boğazının iki yanında iki küçük fıstık büyüklüğünde ona ur diyelim vardı. Bunu tedavi ettik ve bu tedavi sonucunda gördük ki Orfa Hanım'ın sağ ve sol boğazının yani çenesinin altındaki bu fıstık büyüklüğündeki urlar gitti. Bir tanesi %100 gitti, evet. Öbürü %90 gitti. O kalan kısımda birazdan bakacağız. Evet. Voilà, donc nous avons raconté ce qu'il avait constaté. Donc à droite, tu avais une cacahuète et demie. À gauche, tu avais deux petites cacahuètes. Maintenant, donc de l'autre côté, à droite, il n'y a plus rien. Et à gauche, il reste 90% c'est parti, il reste 10% à peu près. Ve iki dakika sonra baktığınızda o da gidecektir. Et dans deux minutes, il y a tout qui va partir. İşte bizim için her şey bu kadar kolay. Peki ben ona hiç dokundum mu? Est-ce que je t'ai touché? Hayır. Peki nefes al, işte su iç gibi hiçbir şey demedim. Est-ce que je t'ai dit de respirer comme ci, comme ça? Ou est-ce que je t'ai demandé de boire de l'eau? Rien. Bu böyle bir sistem. Voilà, ça c'est un système comme ça, simple. Size bunların nasıl yapıldığını anlatacağım. Il va vous dire comment il fait ça aussi. Oui, je vais le dire. Quand il va terminer, beyefendinin de varmış sorunu dizinde, bacaklarında, bacağında. Tamam. Onu da şey. Anneniz yeterli artık içmeyebilir o hayalinde. Evet. Uyandırdık. Tamam. Bu arada nesi varmış? Monsieur, dizinden itibaren tamam. Bu konuşmalar sırasında zaman kaybediyoruz. Biraz daha. Ben evet, parce qu'après va İsmi ne? Vous appelez comment? Şu ismi. Rashid. Rafiq. Ben o estahlen. Nesi var? Donc qu'est-ce que tu as exactement? Problème ça fait 3 ans, c'est sciatique. Sciatique là. Avant, mais maintenant, il y a maintenant un problème ici, les nerfs ici. Pas mal d'abord. Le genou en fait, j'ai de l'eau, de l'eau ici. Suivant, de l'eau, pas. Yani bu hangi hareketini engelliyor? Eğilip kalkmayı mı? Tamam. Peki herkes duydu mu? Siyatikten dolayı siyatikten dolayı su mu toplamıştı? Ne dedin? En fait, il y a de l'eau. Est-ce que c'est dû à la sciatique ou quoi? Sciatikten dolayı su toplamıştı. Tamam. Lütfen biraz geri gitsin. Tamam. Yeterli. Şimdi bakalım bir çömelsin kalsın onu görelim. Ağrı da tamam. Peki. Rashid iyileşmek istiyor mu? Est-ce que tu veux guérir? Tamam. Kapansın diyorsun. Ferme les yeux. Onun bedeninden tutup çıkaracağım öylesin. Nous avons enlevé le mal de ton corps.
20 saniye sonra bitecek söyle. 20 secondes sera fini. Açabilir. Test etmek için acaba erken mi diyorum? Alors, il te demande est-ce que c'est un peu tôt pour tester? Şimdi bir yine de test etsek. On peut quand même un peu tester. Encore un peu? Ça a diminué? Presque la même chose. Daha ağrıyor. Tamam, biraz deminkine göre azalma var ama. Est-ce qu'il y a un peu une diminution ou pas? Par rapport à ça a un petit peu diminué. Il fait combien de pourcent de 70, 80. Dur, dur. Şimdi bir çalışma daha yapacağım ama. Tamam. Kapatsın gözünü. Ve gözü kapalıyken sırtını dönsün bana. Tourne le dos. En gardant les yeux fermés. Tamam, bana dönebilir. Tu peux te retourner, s'il te plaît. Gözlerini açabilir. İki dakika burada otursun da şimdi hemen installe-toi 2 minutes ici. Nous allons tester dans 2 minutes. 2 dakika sonra test edeceğim sana. Dursun, dursun. Bir de şu hanımefendinin Olya mıydı, Alya mıydı? Orfa. Onun bakalım %100 bittiyse onunla bir şey. Est-ce que tu veux pas contrôler? Que les 2% sont aussi partis? Orfa'da %100 bittiyse hemen onu da bir kenara koyalım. Dilerim tam o iyileşti. Başka bir çalışma edeceğiz. Orfa. Her iki tarafta %100 yok olmuş mu? Gauchera, est-ce que tu vois encore quelque chose? Est-ce que c'est 100% parti? Tamam. Bir taraf %100 zaten diğer taraf %... Donc il y avait 90% d'un côté et 100% de parti de l'autre. Voilà, 100%, %100. %100? İki tarafta. O zaman söyle bir alkış alalım. Mucize, yani. Geçmiş olsun. Fransızca'da ne? Bon rétablissement, dit, mais c'est déjà passé. Fransızca'da geçmiş olsun demek. Bon rétablissement deniyor da. Evet. Ne? Çabuk iyileş. Monte, bir daha sonra. Bon rétablissement. İyi, tamam. Peki. Bon santé. Bon santé. Bon santé. Bon santé. Peki, şimdi bunun eğer doktora gitse ameliyatla yapılacak şey ne? Yani ben hiç bilmiyorum da hani en azından tahminimiz. Önce bir uyuşturucu vurulur. Hani anestezi.
Sonra mutlaka kesilir herhalde değil mi? Evet. Kesilir. Ondan sonra oradan çıkarılır. Dikiş olur. Yani bir saat, en kötü, en az bir saat ameliyat masasında geçer iğneyle beraber. Ondan sonra da eve gider. Ara sıra pansuman yapılır, değiştirilir. Acısı olmasın diye ağrı kesici ya da iğne vurulur. Bir hafta sonra tamam belki rahatlar. Ama o ameliyat izi kalır. Oui, il y en a çok kişi de öyle. En az 6 ay. Voilà, moi je vais traduire ce qu'il a dit. Bademciğini bile alsa 6 ay. En fait, il dit bon, si tu vas chez un docteur traditionnel, donc la procédure qui se passe, c'est que on va regarder, on va se faire une piqûre, on va endormir, on va découper, enlever le kyste, puis recoudre, mettre le pansement, donner des antidouleurs, des antibiotiques. Tu vois, ça va durer quand même un petit temps avant de se rétablir. Et encore, tu vas sûrement... Enfin, maintenant, ça va c'est peut-être moins, mais avant, il y avait des grandes cicatrices qui restaient. Biz hiç bunun ihtiyaç duymadan yapıyoruz. Voilà, ici, nous n'avons pas eu besoin de toute cette... Et par rapport à ça, je voulais demander, est-ce qu'elle doit continuer à prendre ses médicaments? Ah, ça, il faut peut-être ne pas arrêter tout de suite et aller au contrôle après. Ne diyor? İlaçlarım devam edeyim mi? Dur. Bir defa biz doktor ne demişse yapsın. Hangi ilacı demişse yapsın. Bizim ki sonra suçu olur. Yani ilaç kullanmadır. En fait, on peut pas dire aux gens de plus prendre de médicaments. Her şeyini yapsın. Au contrôle. Si c'est parti, tant mieux. Mais même si c'est parti, peut-être tu devras quand même un peu continuer pour que ça ne revienne plus. Yani şunu bilsin, o yok oldu gitti evet, ama doktor ne dediyse yapsın. Gitsin kontrol olsun. Gitsin kontrol olsun. Ama gidinceye kadar doktor ne ilaç verdiyse yapsın. Sen voilà. Demesin jusqu'à, doktor hoca bize kullanma dedi. La visite chez le médecin, continue de prendre le médicament. Parce que c'est de l'iode que tu reçois. Je contrôle chaque 3 mois. Avec une ponction aussi. Bayağı hani şey yapıyorlarmış, buradan sıvı falan çekip kontrol ediyorlarmış her 3 ay. İşte artık tamamen ondan kurtuldu. Maintenant normalement, après j'ai fini. Şimdi bunu doktorlar kendi öğrendiler ya. Tamam onlar 2 günde 60 tane doktor, sadece doktorlar katıldı. Ama bugüne kadar da bir 70 tane doktor öyle tek eğitimlere katılmış. Yani şu anda 180 tane doktorun, pardon, 130 tane doktor Türkiye'de bu eğitimi aldı. Donc il y a 130 médecins maintenant qui ont appris cette méthode. Peki yarın Türkiye'deki bütün doktorlar, bir de dünyadaki bütün doktorlar bu eğitim alırsa ne olur? Voilà, et si tous les médecins du monde pouvaient apprendre ce procédé, cette méthode, ce serait comment? O zaman au lieu de bunları yok etmek için ya da hastalığı yok etmek için beton binalara ihtiyaç kalmayacak. Yani hastane binası on n'aura plus besoin d'hôpitaux si on connaît ce système et qu'on l'applique. On n'aura plus besoin d'hôpitaux. Yani dünya buna doğru gidiyor ve bu voilà, nous allons tout doucement vers un système pareil. 2018'deyiz. On est en 2018. Günümüzden tam 60 sene sonrasının bilimi bu. Après normalement c'est une science qui ne va venir que dans 60 ans mais nous on le connaît déjà. Yani bugünkü tıp biliminin 2018'de buna ulaşması imkansız ve ancak 60 sene beklemesi lazım. Normalement la science donc le corps médical devrait attendre au moins 60 ans avant d'avoir ses connaissances. Tamam, Allah'a şükür ki ben bunu geliştirdim. Heureusement que moi je suis tombé sur ce système et que je l'ai développé. 60 sene ileride ulaşacağımız sistemin bilgiyi ben bugün voilà. Getirdim. Un système qui devait apparaître que dans 60 ans, ben je l'ai amené ici avant. Şimdi bu bilgi maintenant cette connaissance. Tamam, böyle insanlarda şifaya vesile olduğunu gördük. Voilà, on voit que maintenant ça sert cette thérapie. Bak, şimdi başka bir şey daha. Encore autre chose. İçinizde hiç gözünü kapatıp da böyle hani benim eğitimlerimi belki izlemişsinizdir. Kanal olmak diyoruz ya, şimdi gözünü kapat falan kesin falan insan yerine kanal ol diyoruz. Voilà. Kimler izledi? En fait, qu'est-ce qui a déjà regardé? İzledim mi? Tamam, çok iyi. Bak, sana zahmet. Sara Hanım, dışarı çık. Voilà, Sara va aller dehors et elle va servir de canal. Bir 5 dakika dışarıda bekle. Neden biliyor musun? Raşit'in evli mi, değil mi, çocukları var mı, yok mu? Onu sen bize söyleyeceksin.
elle va décrire sa vie. Donc, elle ne te connaît pas, hein. Elle est sortie. Donc, toi, tu vas un peu raconter ta vie. Et puis, on va lui poser des questions. Le public va lui poser des questions. Et elle va raconter ta vie. Est-ce que tu es d'accord? Non, öyle demeyeyim. Telepati değil mi? Bunlar telepati değil mi? Yani sonra yanlış anladım. Senin hayatını anlatacak. Peki hemen Zeynep Hanım bir saniye. Bir şey soracak. Çok bir pardon bir saniye. Ne dediniz hanımefendi için? Suyu yutamıyor. Bu içiyor buğda suyunu deyince hiç durmadan esnedim. Şu an nasıl hissediyorsun kendini? Bilmiyorum, şimdi o sırada yok. Hiç durmadan esnedim, buğday suyunu içiyorum dedikçe. Tamam, en siz fait, şifalandınız. En fait, quand elle buvait l'eau du blé, de chaque fois elle a imaginé qu'elle buvait, elle dit, je bois l'eau du blé, je bois l'eau du blé, elle a fait que bailler. Tamam, Zeynep Hanım söyle, her şey duysun. Ufak Hilal'imiz var. Hilal'imiz 3 yıl önce korktuğundan konuşmasını güzel konuşamıyor. Hilal kim? Korkudan, Hilal'im gel. O zaman sizin hanımınız Sara, değil mi? Sare Hanım, Raşide hayatını anlatmasın çünkü o önemli değil. Önemli olan bu kızın kurtulması. Tamam. Biz şimdi kanalımızı değiştirdik. Bu kız kimin kızı? İşim gelsin mi? Yok, hayır gelmesin. O konuşacak bakalım. 3 yıl önce böyle olduğunu eşiniz acaba bize anlatabilecek mi? Şimdi bizim şu konuştuklarımızdan hiç haberi yok değil mi Sare Hanım'ın? Tamam. En fait maintenant il va plutôt şeyi değiştirdik, objeyi değiştirdik. Tamam. Evet, şimdi zaman kazanacağız. Yani un peu de parce que elle c'est urgent, tu vois. Peki. Tüm sınıfa elle a un choc, elle s'est endormie. Haydi tüm sınıfa buraya arkadaşları söyle. Benim sorumu. Kaç yaşında? Havanı biraz hızlandır. Quel âge elle a? 7 yaşında. 7 yaşında. 7 yaşında. Bunu atıyor mu? Tutayım mı? Hayır, şu an yeri çok önemli. Evet, tamam. Böyle mi? Çünkü zaman kaybediyoruz. Tamam. Orada dursun. A 3 ans, elle a eu un choc, c'est ça, Zeynep? 7 yaşında. A 3 ans, elle a eu peur, et depuis, elle a eu peur. A 3 ans. Elle a eu difficulté, elle a eu difficulté avec eux aussi. Tamam, c'est dû au peur, qui a eu en 2015, en Turquie, avec les attentats. Donc, c'est depuis qu'elle a eu. 2015'te, 3 sene önce, şey olmuş. Darbe günü. Darbe gününde çocuk korkmuş. Türkiye'de miydi? Türkiye'deymiş. 3 sene önce o korkudan kekeleme varmış. Annesi nerede, babası nerede? Evet, ben babasıyım. Siz Türkiye'de miydiniz? Evet, Türkiye. İstanbul'da mı? İstanbul'da, darbe günü. O gece uçakların sesi geldi. Evet, Türkiye'de. Evet, evet, çocuk korkmuş. Kızınızın adı ne? Hilal. Sizin adınız ne? Şükrü. Tamam, Şükrü Bey. Kaç yıldır Belçika'dasınız? 30 kusur sene olmuş. Tamam. Yani kızınız Belçika'da doğdu. Evet. Tamam. Darbe gecesinden önce normal konuşuyor muydu? Yani normal evet. Miydi? Evet. Tamam. Şimdi ben, biz bir insanı Sare Hanım'ı dışarı çıkardık. Sare acaba ediyor. Sare Hanım gelip de acaba diyecek mi ki 3 yıl önce böyle bir şey oldu diye? Şu an bizi duyma ihtimali var mı? Elle nous entend pas, elle est dehors et on va lui poser des questions et est-ce qu'elle va savoir dire qu'est-ce qui s'est passé il y a 3 ans. Acaba Sarah Hanım'dan başka şeyler de öğrenecek miyiz? Eşiniz burada mı? Evet, burada. Kim? Siz kaç yıldır evlisiniz? 13. 13. Acaba bakalım bir de Sarah Hanım onların 13-14 yıldır evli olduklarını söyleyecek mi? 13 mü 14 mü? 14. 14. Peki siz evlenmeden önce bir sene, iki sene aşkınız falan var mı? Yoksa tanıştınız, evlendiniz mi? Evet. Görücü usulü oldu. Yani 14 senedir. Hep ise son mariye, ise tam mariye şahancıya ile 14. Hep güzel bir şekilde inşallah aileniz devam etti değil mi? Böyle aşkınız, sevdiğiniz. Yani var mı arada bir kopukluk bir şeyler? Az bir şey. Hangi yıllarda kopukluk oldu? Neden soruyorum? Acaba onu da Sarı Hanım söyleyecek mi? Hangi 14 yıldır evlisiniz ya, hangi yıllar? İlk senede. İlk sene. O kopukluk siz Belçika'da olduğunuz için mi oldu? Başka bir şey mi? Evet, Belçika. Yani nasıl bir kopukluk vardı? Birbirinize mi uyuz, sevginiz, aşkınız azaldı, öyle bir şey mi oldu? Yok, ben alışamadım. Siz Türkiye'den mi geldiniz? Evet. Ha, siz Türkiye'den geldiniz. Türkiye'den geldiniz. Türkiye'den geldiniz.
Buraya geldikten sonra Belçika'ya alışamadınız. Evet. Orada eşinizle problemi mi sebep oldu? Biraz ailevi problemler. Tamam. Çok da özele girmeyelim. Ya anlamak istediğim şey şu. Birinci sene mi problem başladı, ikinci sene mi? Birinci sene. İlk sene. Kaç sene sürdü bu problem? 3-4. 3-4 sene sürdü. Tamam. Bakalım bunları. Siz kaç yaşındasınız? 36. İsminiz ne gibi lan? Şükrü. Tamam. Kaç çocuk var toplam? 2 kızım var. Allah başlasın. 14 senedir evlisiniz, 36 yaşındasınız. Evliliğinizin birinci yılında, yani tam zor geçti mi yoksa hemen ilk aylarda mı rahatsızlık başladı? 3-4 ay sonra. 3-4 ay sonra, tamam. 3-4 ay sonra, mois de mariage, bakalım, bir insan, bir insan hiç tanımadığı biri hakkında bu bilgileri verecek mi? Ve onun da 3 sene önce böyle bir sıkıntıdan kaynaklı konuşmasında zorlaşma olduğunu anlatabilecek mi? En fait, pourquoi on demande ça? Parce que Sarah va rentrer et pour savoir si elle va vraiment raconter la vie. Peki bir de şey soralım. Ablası kız mı, kız kardeşi mi? Küçüğü mü, büyüğü mü? Büyüğü, ablası. Kaç yaşında büyüğü? Büyük 13, bu da 7. 13. L'aîné a 13 ans, tamam. Et la petite a 7 ans. 13 ve 7. Hiç düşük falan oldu mu? Yok. Tamam. Yeterli. Çağıralım. Donc c'est le jour du coup d'état, il y a eu un coup d'état. Bir de biz sadece bunu test etmeyeceğiz. İnşallah oradan kıza faydamız da olacak. Peki konuşması ne alalım? Hilal, konuşsana biraz. Türkçe biliyor musun sen? Evet, konuşalım. Evet, konuş. Tamam, zorlamayalım. Gel, evet, otur. Sorun, cevap vereceği yok galiba. Yani. Konuşsana biraz Mustafa, Şükrü abi. Gel, şiir geç. Okulu seviyor musun? Peki, ben bir şey sorabilirim. Babası. Abla bir şey sorabilirim. Senin Fransızca ismin de var mı? Tamam, geçsin yerine. O çocuğunu şu an konuşturmak biraz... Zeynep Hanım, tamam, arka sıralarda oturabilir. Ha. Biz ne çalışacağız sizce? Kimin hayatını? Tamam, vazgeçtik. Evet. Raşit'in hayatından vazgeçtik. Raşit aussi croyait, mais non, on a changé. Hani buradaki çocuk var da, Hilal. O babası Şükrü abi. Onun annesi de orada. Bakacağız. Bakalım onlar, Şükrü Bey kaç yıl önce evlenmiş? Kaç çocuğu var? Evet. Ses söyle, hiç sakin ol. Sakin ol. Ha, söyleyemeyebilirsiniz de. Tamam. Siz söyleyemeyebilirsiniz de söylemeyebilirsiniz, söylemeyin. Rahat olun. Ama ben söyleyeceğinizi biliyorum. İşte şimdi tam olarak bilinçaltı dili nedir anlayacağız. Demin biz duyduklarımız hakkında hiçbir şey söylemeyelim. Kız çocuğunu gördüm. Bak Şükrü Bey de orada. Lütfen ayağa kalkın siz. O da onun Şükrü Bey hanımı. Tamam, oturun. Bakalım onlar birbirlerine aşkları nasıl, kaç yıldır evlenmişler. Konuşacağız. Donc nous allons faire une petite conversation, voir depuis s'ils sont tombés amoureux, quand est-ce qu'ils se sont mariés, voir un peu leur trajet. Tamam. Kapat gözünü. Hemen yan tarafta Şükrü abi var. O 36 yaşında. Peki siz kaç yaşındasınız? 30 yaşında. Aynı yaştalar hemen. Haydi bakalım Şükrü abi. Bak. Hüsme kızma. Sistem böyle. Şükrü abi senin gözün önüne bir hayvan olarak gelsin. Hangi hayvan? Ne te fâche pas. Donc on lui demande si Şükrü était un animal, quel serait. Dedi mi? Sen şpal. Tamam, at. Şükrü abi at. Peki hanımı, isminiz ne? Bilgehan
hangi hayvan olarak gözünüzün önüne geliyor? Koyun. Çok net, hiç gözünüzü açmayın. Çok net biçimde geldi mi? Kahverengi bir at, beyaz bir koyun. Bunlar sularını nereden içiyorlar? Yani illa dur bir saniye Sarı Hanım. İlle sen bugünü alma. Yani şu son bir senedir. Son bir sene. Bunlar at ve koyun suyunu nereden içiyor? Evet. En fait donc Bilgehan si c'est un animal, quel serait-il? Et c'est un mouton. Un mouton blanc et un cheval brun. Et alors maintenant je te demande où est-ce qu'ils boivent leur eau? Koyunun su birikintisi var. Oradan içiyor. Hatta dere gibi bir yerden içiyor, dere akıyor. Tamam. En fait, le cheval boit son eau dans une petite rivière qui coule. Et Bilgehan, il y a un petit endroit, comme une flaque, elle boit. Tamam. Est-ce qu'à 35 ans, Jupru était toujours un cheval? Oui. Geçen sene, yani 35 yaşındayken, koyunla beraber su içiyor muydu ona ben? Geçen sene geçmedi. Peki bu sene atla koyun beraber su içiyorlar mı? Hayır. Aynı yerdeler mi görüyorsun atla koyunu? Farklı yerler. 8 sene önce tanışıyorlar mı? Tanışıyorlar. 9 sene önceye de gidelim, 10 sene önceye de gidelim. Bunlar birbiriyle tanışıyorlar mı? Tanışıyor. 10 sene önce tanışıyorlar. Peki 10 sene önce bunlar sularını nereden içiyorlardı? Aynı yerden mi? Ayrı yerden. Haydi bakalım, 10 sene önce demek, Şükrü Bey 26 yaşındaydı demek. 11 sene önce Şükrü Bey ile hanımı, yani atla koyun birbiriyle tanışıyorlar mı? Şimdi zaten şöyle diyeyim, tanışıyorlar mı başka? Küskünler mi? Ayrı yerlerdeler, o başka. Yani ikisinin sırtı birbirine dönük. İşte yani ikisinin sırtı birbirine dönük. Aynı yerdeler mi? Nerede? Onu da anlat. Aynı yerdeler. Tamam. Şimdi bu sistemi hiç bilmeyen bir kişi hiç bilmiyor zaten. Sırtı dönük olduğu zaman ya, tanışmıyorlar zannediyor. Aynı yerdeler. Aynı yerdeler ama aralarında şeyler var böyle. Sırtını dönmüşler. Küçük küçük ağaçlar var. At koyunu görüyor ama koyun atı göremiyor. Tamam. Sırtı dönük yani. Sırtı dönük. Ve zaten neydi? Söylemeyelim. İlk. Peki. Tercüme edelim. Bence tercüme edelim. Toplu tercüme edersin. 12 yıl önce. Bu demin söylediğim 11 yıl önceydi. 12 yıl önce at ve koyun ne durumda? Koyunu göremiyorum şu an. Sadece at var. Tamam. Peki 13 sene önce ne durumda? Yine koyun. 14 sene önce ne durumda? Şimdi at da yok orada. 14 sene önce at ve koyun hiç birbirlerini tanışmışlar mı? Yoklar. Hiç 14 sene öncenin böyle bütün ilkbaharı, yazı, sonbaharına yani 12 ayını birden al. Yok mu? 15 sene önceye git. Biz bunların aslında ilk ne zaman tanıştıklarını öğrenmek istiyoruz. Yani tanıştırmak demek sırt sırta da dönük olabilirler. 15'te yok mu? Yok. Peki bu tarafa doğru gel. 14 sene öncesine gel. 14 sene önce hiç birbirlerini bir ay bile olsa, bir gün bile olsa gördükleri zaman olmuş mu o seneye bak? 14 sene öncesine bak. Yani şu, ilk bahar var değil mi? Yaz var, son bahar var ve son kış var. Bunlar birbirlerini anlatsana 14 sene önce nasıl gördüler? Ne? Gördüğünü anlatacağız. Ya koyun görmedi atı. At gördü koyunu. Ha. Aradaki ağaçlar da yok şu an. Ha, gördüğünüzü anlatın. Su içiyorlar mı? Ağaçlar da yok, su da yok ama koyun otluyor da onu öyle görüyorum. At da uzaktan bakıyor ona. Tamam.
aralarında ne hissediyorsun? Böyle sevgi, aşk, ilgi. Peki sonra ne oldu? Aradan 4 ay, 5 ay geçti, 6 ay, 7 ay geçti, 8 ay geçti, 1 sene geçti. Ne oluyor? At ilgiden mi? Koyun farkında değilmişim. Koyun farkında değil. Peki koyun mutlu mu, kızgın mı, üzgün mü? Bütün hislerini söyle. Koyun sakin, telaşsız, sakin. Haydi bir sene daha geçsin. Bu tarafa doğru geliyoruz. Yani 13 sene öncesine. Koyun ve at birbirlerine karşı nasıllar? Koyun fark ediyor. Onu rahatsız oluyor. Neyden rahatsız? Ben sormadan lütfen sen kendin böyle rahat bir sürü cümle anlat. O gördüğünü anlat. Yani koyun ve at 13 sene önce böyle çok rahatlar mıymış? Sen istersen onu biraz gör. Şimdiye kadarkileri istersen havan bir... yönelmiş bir vaziyette bakıyor dikkatli bir şekilde ama koyun onun o ilgisinden, o bakışından çok rahatsız. Neden rahatsız? Ne için? Ya sen ne seziyorsun? Sanki oradaki hakimiyetini alacakmış hissiyatı var koyunda. Oranın hakimiyeti atta olacakmış hissi var. Koyunu oradan gönderecekmiş gibi. Koyun korkuyor. İşte kanal olan birisi böyle rahat bırakacaksınız, kendisi bahsedecek. Koyun korkuyor onun o ilgisinden, yani endişeleniyor, korkusu endişeleniyor. Tamam. Sana zahmet sen bunları bir hisset, duy. Hatta şeye git. 14 sene önce gittik ya biz. 15 sene önce, 16 sene önce git ve şuna bak bakalım. Acele etme. At hep orada mıydı? Yoksa at başka bir yerden mi geldi? Başka bir yerden mi geldi? Onu bir anlamaya çalış, söyleme. Sen de bu arada anlatsana biz 10, 11, 12, 13, 14. On a fait une régression dans le passé. On a dit, par exemple, donc ça faisait 14 ans à peu près qu'ils sont mariés. Et donc on a été voir il y a 13 ans, il y a un an, qu'est-ce qui s'est passé il y a 2 ans, comment, donc avec la question de voir où est-ce qu'ils boivent l'eau, on voit s'ils boivent en même temps dans l'eau, okay. Mais s'ils les boivent à des endroits différents, c'est qu'il y a un petit différent entre eux. Donc à un certain moment, jusque, disons, à un certain moment, pendant 3 ans au moins, ils buvaient chacun de leur côté, mais disons, ils avaient le dos tourné l'un à l'autre, tu vois, et puis il y avait des arbres aussi entre eux. Et puis à un moment donné, donc on a régressé pendant jusqu'à 11 ans en arrière, et aussi c'était pareil, et à certains moments, donc on a régressé à 15 ans en arrière, à 15 ans en arrière, elle n'avait rien du tout, donc il n'y avait ni cheval ni mouton. Puis on est retourné à 14 ans, et là, à un moment donné, ils sont apparus, mais le mouton paissait d'un côté, le cheval regardait le mouton, mais le mouton ne faisait pas mine de le reconnaître, de s'approcher. À un certain moment, le mouton a remarqué que le cheval lui montrait de l'intérêt, et là, le mouton était un peu embêté, quoi. Il ne trouvait pas approprié cette approche, et il y avait une petite peur, une appréhension aussi à l'intérieur. Ümit Hanım, bu arada bir şey söylediniz, ne dediniz? Eski arası başlamış tekrar. Açsana telefonu. Ara. Peki bu tarafa doğru gelelim. 15-16 yıl öncesine gittik ya. Evet. Hep orada mıymış? Başka bir yerden mi gelmiş? 15. yılda at buraya önceden gelmemiş. İlk defa gelmiş. Ama çok stresli halde. Tamam, şunu demek istiyorum. Yabancı bir yerden mi gelmiş? Evet. Başka bir yerden. Nereden anlıyorsun yabancı bir yerden geldiğini? At çok terli ve nefes nefes oldu. Evet. Bu demek Türkiye'den geldiğinin ifadesi. Peki açsana lütfen hoparlörü. Açık. Tamam. İsmet abi durum ne? Abi tekrar nüksetti ya. Oturmaya başlayınca devamlı oturunca oluyor bu zaten de. Yani yarım saat kadar oturduğum şekilde oturdum, kaldırdım. Destekler falan vardı, onları kaldırdım. Tamam. Yani şimdiki tamam. Eskisinin aynısı mı yoksa yeni bir ağrı türü mü? Şu. Eskisinin biraz azaltılmış hali. Tamam. Bu ameliyat sonrasında yapılan ağrı gibi olur. Hani... Yok. Ameliyat olmadı mı? Tamam işte, hayır demeye çalıştığım şey başka. Biz sizi buradan uzaktan ameliyat ettik. Anladım. Ameliyat sonrasında küçük bir ağrı sızı duyulur. Bu onun evet. Ağrısı sızısı. Olabilir, olabilir. Bu da yaklaşık yarım saat sonra tamamen geçecek ameliyatın ağrısı sızısı. Evet.
Yarım saat sonra bizi arayın. İyileşmenin ağrısının geçtiğini bize yarım saat sonra söylersiniz zaten. O zaman sizinle tamam. Tekrar konuşacağız. Tamam. Şu anki tamam. Şu anki ağrı eskiye göre ne durumda? Yani yüzde kaç var? %50 gibi. Tamam, bu ameliyatın ağrısı abi. Geçmiş olsun. Mais c'est à 50% de la douleur initiale. Alors, Réfi Kaufmann, ça dit, c'est normalement quand il y a des douleurs post-opératoires aussi. Donc ça, ça peut être aussi après le travail. Donc on va regarder dans une demi-heure. Normalement, ça devrait partir. Tamam. Şimdi biz bu tarafa doğru gelelim. Soru sormak istiyormuş. Bence sormasın çünkü biraz beklesin. Çünkü kanal olan kişi bir an önce oradan çıkmak isteyebilir. Peki 15 sene önce oraya gelmişti. 14 sene öncesini söyledi. 12 sene öncesini de söyledi. At hakimi, koyun hakimiyetini kaybetmek istemiyor demişti. Haydi bu tarafa doğru. Yani atla koyunun olayını, ilişkisi 12 sene önce ne durumda? 12 sene önce. Daha yeni yeni fark ediyorlar birbirlerini. Tamam. 11 sene önce. İletişim halindeler. Tamam. 14 sene önce, 13 sene önce, 12 sene önce aralarında demin saydığı olaylar vardı. 4. yılda artık iletişimler fark edilmeye başlamış. Haydi biz olayın o tarafına artık girmeyelim. Şunu söyleyelim. Gözünü açma lütfen. 14 sene önce onların birbirlerini tanıdıklarını anlattı. 15 sene önce Türkiye'de, yani başka bir yerde olduğunu anlattı. Bir insanın bunu anlatması, bilmesi zor. Peki bak bakalım, o atla koyunun kaç tane çocuğu var etrafta? O birbirlerini tanıdıktan bugüne kadar bak, 14 sene geçmiş aradan. Kaç tane yavru hayvan var orada? Onların yavrusu. Bir dakika, manzarayı yeniden anlatsana. Şimdi atla koyun var. Ha, kaç çocukları var? Üç tane. Üç tane yavru gördüm. İki kuzu gördüm, bir tane at gördüm. Yani tay. Yani koyun... Dur, daha bitmedi. Biraz gitsin sonra. Şimdi burada bir hata var çünkü... Düşük var bir tane. Tamam, bir dakika. Anlatsana o gördüklerini. Şimdi çevirebilirsin. Şimdi bunlar şu anki mekanları bir kumun üstündeler. Küçük bir tay yerde yatmış vaziyette. Yani panik yapış neyse. Güneş çok tepede böyle. Mesela iki tane kuzu, birisi koyunu emiyor. Birisi biraz uzağında duruyor. Tamam. Şimdi onların cinsiyeti ne? Bebeklerin, yavruların. Kız. Yani dişi. Kaç tanesi kız? İkisi dişi, tay olan erkek. Tamam. Bak bakalım. Bugün. Bugün 2018'deyiz. Bugüne geliyoruz. Şu ses verinize. Bak bakalım kaç tane var. Yani şu anda. Şu anda 2 mi var, 3 mü var? Yani bakalım. Hangisi yok? At yok. İşte demin dedim ya, hani hata var diye. Hata yokmuş. Düşük var. Ve ikisi de kız dedi değil mi? İki tane dişi. Peki birisi küçük olana bak. Hangisi küçük olan? Süt emen mi? Tamam. Şimdi biz şuna geleceğiz. Bu süt emen kuzu 7 yaşında, tamam mı? Ve Hilal. Biz şimdi kaderin içine girdik. Bak, tabak gözünü kapattı an itibariyle. Burada şu dünyada biz yaşıyoruz. Böyle sert, bak böyle insanlarız burada. Bunun tam karşı zıttı var. Dünya, evrende her şey zıttıyla var.
bu evrenin de zıttı, şurada gözünü kapattığında hayaldi. Bu evrende ağır, bu her şeyin bir yeri var ama tam tersi ağır olmayan, yer kaplamayan da hayalde olan. Kader dediğimiz şey bu evrenin paraleli ve hayalimizde duruyor. Biz yarın mahşerde başka bir zaman, başka bir zaman Allah'ın huzuruna çıktığımız zaman dilimiz yalan söylese dese ki böyle böyle yaptım, diyecek ki ben kader evreni. Şu anda onun gördüğü evren açılacak. Ne diyor ki? Bak işte senin iki tane kız çocuğun var. Bir tane düşüğün var. Siz 14 sene önce evlendiniz. Sen 15 sene önce başka bir yerden geldin. Peki bir de bakalım. Bir de biraz kademetsek mi? Evet. Avec les infos qui nous appartient et dans l'univers. Et tout le monde peut voir. Et le jour qu'on sera au ciel, quand on sera mort ou quoi, donc on ne sera même pas mentir, puisque tout est déjà là-bas. Et tout ce que madame maintenant voit, c'est tout ce qui est autour de nous. Donc ici, avec le subconscient, le travail subconscient, on apprend à lire tout ce qui est autour de nous. On ne voit pas quelque chose qu'on ne voit pas, mais ils sont avec nous. Şimdi, bizim bu süt emen kuzuya bak lütfen. O 7 yaşında, 7 yaşında. O hilal var ya burada gördün. O süt emen kuzu o. Bak bakayım. Onun hareketlerini izle böyle. Bir sene boyunca bu sene izle. Ya 2018'in tamamında hareketlerini izle. Onda bir rahatsızlık. Çok hareketli. Başka bir şey var mı? Tamam, şöyle bakalım. Bir de kustu şu an. Niye kustu? Midesine rağmen bir sıkıntı var. Öyle demeyelim. Kusmayı yani, söyleyelim. Rahatsız etti bir şey ama. Tamam. Bir şey onu rahatsız etti. Bu sene tamam 2018'de böyle. 2017 yani geçen sene git. Şimdi 7 yaşında, 7 yaşındayken kustu. 6 yaşındayken git bakalım kusma var mı? 6 yaşındayken o sene tamam. Var mı? Rahatsızlığı var mı? Rahatsızlığı ne? Biraz sonra toplu yapıyoruz. Biraz ateşli gibi sanki böyle. Sancılı ve ateş varmış gibi bir şey. Tamam. Peki bir sene öncesine de git. Yani bundan 3 sene önceye git. 3 sene önce var mı? Yok. 3 sene öncenin böyle ortalarında falan var mı? 2,5 sene önce var mı? Genelde hep böyle gövdesinde bir sıkıntısı var gibi. Tamam. Bakalım. Bu ne zaman başladı? 4 sene önce gidelim. Var mı böyle bir sıkıntısı? Var. Anlatsana ne görüyorsun? Yine emerken tekrar kustuğunu görüyorum şu an. Ve onu sancılayan bir şeyin olduğunu görüyorum. Tamam. Rahatsız. Onu rahatsız eden şey. Bak bakayım kaç sene önce olmuş. Yani şu anda 7 yaşında ya. 7'nin ortasında mı 7'ye yeni mi girdi? O 3 yaşındayken. 3 yaşındayken demeyelim, bugünden geri gidelim. Yani bugünden 4 sene geri gittiğimiz zaman. 4 sene mi, 3 sene mi bugünden geri gittiğimizde ona bakalım. 4 sene. 4 sene mi, 3,5 sene mi? Bir de ona bak. 4 sene. Tamam. Sen bu arada anlat, o da bir anlamaya çalışsın. O senin söylediğinde zaman ne olmuş onu da bir söyle. Anlamaya çalış. L'agneau, yok sen bir anlamaya çalış. Bu arada zaman kazanın konuşsun Fransızca çevirsin. L'agneau qui a 7 ans, donc en 2018, on est retourné en arrière jusqu'en 2014 et demi, il y a 3 ans. Donc entre temps, elle avait des malaises, elle avait un peu de la fièvre ou elle avait des crampes et tout. Mais ici, elle a encore un malaise plus fort. L'agneau, on a un an. Actuellement, elle était bien, mais en 2 ans et demi, on a rien. Gördüğünü anlatsana, ne olmuş? Yüksek bir yerden düştüğünü gördüm. Elle est tombée. Pourquoi elle a tombé? Düştükten sonra titriyor şu an. Elle est tombée, elle vomit. Peki, zamanla git. Hatta sen kendi yaşamınla karşılaştır. Şu anda kaç yaşındasın Sara Hanım? 32.
34. Sizden gidelim bak. Bu sene gitti. Hadi Ocak ayına geldi. Gelmiş o sene. Sonra ondan önceki sene siz 33 yaşındaydınız. Ve ondan önceki sene siz 32 yaşındaydınız. Kendinizle karşılaştırın. Siz kaç yaşındayken oldu? Ben 30 yaşındaydım. Peki bir yüksek yerden mi düştü yoksa böyle çok yüksek bir ses mi geldi? Ne oldu? O yüksek yerden düşüren ses böyle çok uçakların böyle sesini başka bir şeyler mi? Korkmuş. Korktu, irkildi düştü aşağıya. Tamam işte onu korkutan, irkilten bir dinle bakalım ne? Aşak, ele tobi. Bir ses geldi. Yani bu. Anlatsana nasıl? Erkek sesi duydu. And freedom. Ben la bordeyim. İlle erkek sesi demeyelim ona. Erkek sesi duyuyor. Büyük kayalığın üstünde bakarken arkaya döndü. Erkek sesi mi yoksa uçakların gürültüsü mü? Yani erkek sesi olarak şey yaptım. Tamam. İlle onu erkek sesi olarak almayalım. Yani bir gürültü, bir ses. Yani tüy tefa. Tarih olarak bakıyoruz ki bir türlü 3 sene önce olmuyor. 4 seneye gidiyor. Fakat o olay da 3,5 sene önce oldu. Hayır, o olay tam 3,5 sene geçti. Ama öyle bir ses geldiydi ki camlar açıldı sesten. Tam o gün değil mi? Tamam. Tamam, dur söyleme. Şeyi bir türlü aslında tam zamanı bulması lazım da 3,5 sene oldu. Oldu mu 4 sene? 3 sene. 3,5 sene olmuş. Neden sana Sara'nın 3,5 sene gelmiyor? 4 geliyor. İkisi... Ama orada yani sanki böyle 3 yaşında 3 yaşı tam dolmuş gibi geliyor. Ha, bebek 3 yaşında tam dolmuşken. Evet. O bebek şu anda Hilal şu an 6,5 yaşında mı? 7 yaşında mı? 7. Tamam hadi o da 3,5 sene önce olay oldu da o 4 senece olsun. Gözünü açabilirsin. Aç gözünü. Tamam. Şimdi bize neyi anlattı? 15 sene önce hanımefendi, 14 sene önce hanımefendi başka bir yerden geldi, Türkiye'den. Gelince de o ilk 4-3 sene iletişimsizlik vardı. Bugüne kadar getirdi. 14 yıldır birbirlerini tanıyorlardı. Evlilikleri var. Onlar 14 yıldır evli. Ve hanımefendi Türkiye'den buraya geldi. Dedin ya buraya yeni gelmiş, alışamıyor. Sonra birbirlerine karşı biraz iletişimleri yok dediniz. Geldikten sonra, geldikten 2-3 ay sonra eşiyle biraz işte soğudular birbirlerine. Buraya alışamadığı için. Bu da 3 sene kadar sürdü. Sonra birbirlerine biraz iletişime geçtiler. Bunu da söyledim. Sen 15 sene önce iletişime geçtiler. İki çocukları şu an yaşıyor. İkisi de kız. Ablası da kız, o da kız. Ve 3 tane çocukları olduğunu söyledin sen, ben de şaşırdım. Bir tane düşükleri olmuş. Ki bugüne yaşayan var mı diye sordum da dedin ki Tay yaşamıyor bugüne. Ve kız çocuğu Hilal kekeme değil mi? Konuşma zorluğu var değil mi? Evet. Konuşma zorluğu da 15 Temmuz darbesi Türkiye'de oldu ya. Kaç sene oldu abi bilmiyorum. 2016 oldu. O zaman işte kaç sene oldu? İşte o kadar zaman önce o sesten, askerlerin gelişinden falan kız o günden beri korkmuş. Zaten ben o gün yani İstanbul'dayım biliyorum, uçakların sesi çok bambaşka bir şeydi. Bir sesten dolayı bu hastalığı başladı dedim. İşte bir insan birbiri hakkında, herkes birbiri hakkında bu bilgiye sahip. Kader denilen evrene gittiğinde, kader denilen evrene gitmek için adım bile atman gerekmiyor. Kader denilen evrene gözünü kapattığında, Şükrü abi hangi hayvan olur, o hangi hayvan olur, bunu görüyorsun. Birbirlerini tanıyorlar mı,
Öyle önünden film geçiyor. Anlatsana nasıldı, böyle film gibi miydi? Film gibi gerçekten. Her şey sanki öyle önünden fotoğraf gibi koyduk koyduk. Yani. İşte bu film gibi. Ben düşünemedim bile onu. Bunun adı kader evrenine gitmek. Nasıl oluyor? Söyleyeceğim. Ça c'est régression, c'est raconter en fait toute notre vie dans le dans l'univers. Et ça, 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 on sait le connaître que c'est avec les animaux. Comme ça a commencé pour dire vu comme un animal, il faut voir comme un animal, qu'est-ce qu'ils font et tout. Mais madame n'était pas au courant de tout ce qui se passait, mais c'est passé comme un film devant ses yeux quand elle ferme. Donc elle se connecte à l'univers. İşte biz şimdi o kader evreninin içine giriyoruz ve orada istediğimiz değişiklikleri yapıyoruz. Mesela şuna ihtiyaç var. Yaşar Bey ile eşinin aşklarını %100'e çıkarmak gerekiyor. Aşkları %100 değil, onu gördük. Aşkların %100 olduğunu anlamak beraber su içmekle olur. Maintenant, ce qu'on sait faire quand on sait l'histoire de la personne, on doit les guérir en fait. Donc déjà l'amour qui est, on voit que c'est faible, il faut les améliorer à rendre 100% d'amour déjà dès le départ, avant d'avoir des enfants et tout. Donc comme ça a commencé il y a 15-16 ans. Et il y a eu des moments de creux où ils n'étaient pas amoureux, il y a eu des problèmes familiaux et tout. Donc tout ça, on va le reprendre et venir à ce jour, si, tout en réglant tous les soucis qui s'est passé dans le passé. Peki, hiç Şükrü abiye bir şey demeden, hanımına bir şey demeden onların aşklarını nasıl %100'e çıkarabiliriz? Çok kolay. Donc, sans rien dire à Şükrü à Bilgaran, comment on peut changer leurs amours à 100%. Bizim bilinç altında, yani bu kader evreninde kedi demek %100 aşık demek, köpek demek de aşık demek %100. Gözünü kapat. Yaşar Bey'i. Donc un chien c'est l'amour et le chat c'est l'amour aussi. Bilgehan. Yaşar Bey'i ve Bilgehan'ı su başına götür, bir nehire götür ya da bir şelaleye. Şükrü Bey. İsmi Şükrü Bey mi? Ben de Şükrü. Yaşar. Yaşar. Tamam, çok özür dilerim. Şükrü Bey'i ve Bilgehan Hanım'ı bir şelaleye götür. Şelale en güzel su demek. Bir de hayır, değiştireceğiz. Eğer onlar at ve koyun olarak kalırlarsa aşkları bu istemediğiniz durumda. Evet. Ve şu, evin reisi de kim olsun? Şükrü abi, evin reisi sen mi olacaksın? Erkek olsun. Yok, öyle erkek, kadın değil mi? Siz kim istiyorsanız o. Eğer kim evin reisi olacaksa o köpek olmalı da onun için. Şükrü abiyi köpek yap. Bilgehan'ı da, Bilgehan Hanım'ı da kedi yap. Maintenant ils vont changer le mouton et le cheval en chien et chat. Evet. Onlar şelaleden, şelaleden güzel güzel su içsinler. Et donc madame va les faire venir devant les tuteurs. Et il y aura de l'eau là-bas, et là, va aller boire de l'eau. L'eau, boire de l'eau, c'est l'amour. Et tout se passe dans le subconscient. 4-5 dakika onu hayal et. Ve hayal et, 2019'da beraber su içiyorlar, 2020'de, 21'de, 22'de. Bundan sonra bir 100 sene beraber su içsinler, öyle hayal et. À partir d'aujourd'hui, donc, jusqu'il y a 100 ans plus loin, il va aller boire de l'eau. Tamam, o 5 dakika onu görürken biz de evet. Raşit Bey'e söylerim, test edelim. On va tester votre état maintenant, c'est dans votre contrôle. Ne diyor? Je dis. Ne diyor? Je dis. Çok önemli. Je dis. Tamam, test etsin. Voilà, Raşit teste. Oui, comme tu vas vraiment faire le pas.
20%. Ben... Non, non, par rapport non, à la douleur. La douleur, par ici. Avec combien de pourcent? 50? %40. 40%? %40. Tamam. Ve o otursun. Asit var. Geç, bir, yaklaşık 1-2 saat sonra hiçbir şey kalmayacak. Onun oradaki toplanan suların çekilmesi lazım. Ha, ve şimdi işte kader denilen evren bize bunları sunuyor. Ve sen hani sen Salim kaç yıla kadar götürdün bunları beraber kedi köpek seçiyor? 34 sene daha geri git, ileri gitti. İnsanın kaderi kendi, tabii insanın kaderi yazılmış ama insan da kendi kaderini değiştirme hakkına sahip. Bir insan daha gayretli olup daha çalışkan olabilir. Bir insan aşkını daha iyi götürmek için bir an karar verebilir. En fait, nous avons un destin qui est tracé, mais nous pouvons changer ce destin en fait en allant voir là où ça va pas, on peut le changer, le reformater avec les symboles. Peki, kadınlara söylesene, onların şu göğsünün içinde kist, nodül, miyon bir şey var mı? Est-ce que yağ quelqu'un dizisi? A quelque chose, une boule de graisse, des kist, nodül à la poitrine? Kist, taş. Taş. Kist. Nerede? Yani küçük bir... Nerede? Yani var mı diye. Ha, yani tamam. Bayanlarda kimde var? Bende ki biraz değişik mi bilmiyorum. Göz kanserinden kesilmişti. Fakat orası böylesine. Şey var, o kesik bölgede şey var. Şöyle dokunca elinize geliyor mu? Tabii tabii. Tamam, sizde bir. Sizde ölçeceğiz. Başka kimde var? Benim yeğenimde var ama burada değil. Tamam. Buradakilerden kimde var? Hocam benim şurada var. Tamam, ona da bakarız. Başka kimse de var mı? Tamam. Sana zahmet baksana göğsündekine. Ha. Tamam. Peki. Hocam, annem çok rahatsız duramıyor da hep ayağından rahatsız olduğu için bir bakma imkanınız var. Tamam. Bakma değil. Zaten bizdeki çalışma şu. Onun ayağına, onun bedenine şifa ulaşsın. Buna vesile olalım. Onun çalışmasını yapacağız. Şimdi siz de bunu uygulayabilirsiniz benimle birlikte, bakın. Herkes, yani sizler, bir dakika hayal edin. Bir de Raşit'in üstüne de aynısı akıyor, hayal edin. Ve Sare Hanım da sen onları su içiyorsun. Siz ona devam edin. Ne kadar büyüklüğü? Ceviz, fındık, nohut. Başı nohut gibi. Şöyle gidiyor uzunlaması sonuna kadar. Orada da bir ufak bir şey var. Öyle gösterme bize. Şöyle göster mesela. Şu cep telefonunu göster. Şey çekeyim ben. Elinle göster. Şöyle diyebilirim. Ben şey yazarım. Şöyle 5 parmak dedi. Şöyle. Biraz daha kalın. Gazeteyle bir şey, kağıtla göster bize. Size şöyle bir şey. Çizme, çizme. Çizmek de olmaz. Şu kağıdı kopar. Aa, onu da yırtın. Şu kağıdı kopar. Büyüklüğünü göster, bu kadar diye söyle. Bizler hala ışık, bizler hala çalışma yapalım. Zeynep Hanım söyledi ki hala gönderelim. Hala aynısını devam ediyoruz da. Şuraya kadar. Kopar şunu. Kes. O kadar değil mi onun? Evet. Tamam. Yani şu kadar. Şu kalınlıkta. Şu kalınlıkta işte böyle. Tamam. İşte değil mi? Böyle bu kadar. Birazcık tamam. Daha incedir ama yani. Tamam. Gözlerimizi açalım şimdi. Ve lütfen
Hepimiz açalım. Bak Hava Hanım içeride kontrol etti. Tutsana. Sol göğsünüzün içinde mi o var? Evet. Herkes görsün bak. Havaya kaldır. Evet. Ümit Hanım'ın sol göğsünün içinde şu kadar bir kitle varmış. Tamam. Ameliyat sonrası kalan bir kitle. Tamam. Après une opération, donc il y a de cette longueur-là. Şimdi annenizi de bir dakika sonra kendisini kontrol etmesini isteyeceğiz. Ne diyoruz? Şimdi biz ben buraya bir dakika çalışayım. Ondan sonra skolyozu olan hanımı buraya çağırırız. Nerede skolyozu olan? 1 minut sur Ümit et puis après la personne qui a la skolyozu va venir. Gelin Derya Hanım da değil mi? Tamam. Lütfen gidin bir bakın. Yüzde karşılık bir düzelme var. Şunu istiyorum sizden. Bel çukuru ne durumda? Şuradaki ağrı ne durumda? Şuradaki iki tane ne çukur ne durumda ve soldaki kayma ne durumda? Onu bir siz bir bakın. Ve ben de şimdi Ümit Hanım'a çalışayım var. Ümit Hanım ayağa kalk lütfen. Tamam. Ümit Hanım oturabilirsin. Bakalım o ne kadar zamanda ne olacak? Raşit'inkine tamam su toplamıştı orada yıllarında %40 bu kadar sürede yeter. Geçen zamana bakacağız. Raşit'in süresi ne kadar zamandır var? Raşit, depuis quand tu as ce problème? 3,5 sene olmuş. Tamam. O da düzelecek. Sabah aussi parti. Onlar gelinceye kadar bilgi verelim. Bizim bilinçaltımızda... Hocam, tamam, açabilirsin gözünü. Bu kadar. Artık ikisinin de aşkları birbirine tam hale geldi. Voilà. En principe, maintenant leur amour est renouvelé et ça va aller beaucoup mieux. Şimdi Yusuf Bey, bir insanın bunların hepsini bilme ihtimali var mıydı? Yok. Pose la question à Yusuf de dire est-ce qu'on peut savoir ça facilement? Yani kadere inanıyoruz. Böyle bir dünyanın varlığını biliyoruz. Ama bugüne kadar o kaderin içine girildiğini, kaderin içine girdiğinde ayrıntıları nasıl bulunacağını görmedik, bilmiyoruz. Onu ben 25 sene önce geliştirdim ve 1,5 senedir de herkese anlatıyorum. Donc en fait jusqu'à maintenant, on pouvait pas aller facilement voir allez, le passé des gens, ce qu'ils ont vécu, etc. Neden? Mais maintenant avec ce système qu'il a fait donc en 25 ans après des études, des enquêtes. Bugüne kadar neden insanlar bunu bulamadılar? Çünkü herkes nasılsın dediğinde iyiyim diyordu. Comment ça se fait qu'on n'a pas encore vu ça jusqu'à maintenant? En fait, jusqu'à maintenant, il dit quand je pose la question à quelqu'un de dire comment est-ce que tu vas, Olfa? Ça va. Alhamdulillah, toi tu dis. Mais Alhamdulillah, ça va. Et Alhamdulillah, comment? Comment tu dis? Par exemple, et comment ça va, Olfa? Tu réponds quoi? D'habitude. Ça va. Ça va. Ça va. Je fais ça. Alhamdulillah, iyiyim. İyiyim dedikleri için de. Herkes iyiyim diyor. Ama. Tout le monde dit je ça va bien. Şunu söyledin. Alhamdulillah, mucizeyim. Mais si tu dis Alhamdulillah, je suis un miracle. Ya işte o zaman bunu yapabilirsin. O zaman bu dili bulabilirsin. Voilà, c'est comme ça que tu peux trouver un système pareil. Parce que tu y crois et tu crois que tu es un miracle. Par exemple, si tu dis ça va, je suis bien, bah tu vas être bien et puis c'est fini. Hele bir de Elhamdülillah iyi olmaya çalışıyorum diyen
Ve celui qui dit elhamdülillah je fais aller. Ben tanıyorum. 4 sene önce de iyi olmaya çalışıyorum dedi. Dedim belki herhalde yakın zamanda iyi olur. 4 sene sordum hala iyi olmaya çalışıyorum. Voilà. Daha iyi olamamış. Il y a une personne à qui j'ai demandé il y a 4 ans comment est-ce que tu vas? Il a dit je fais aller alhamdulillah. Mais 4 ans après, il était de nouveau à ce stade-là. Je pensais qu'il irait mieux après 4 ans, mais non. O zaman o iyi olmaya çalışan kişi hiçbir şey yapamaz ki. Celui qui dit j'essaie d'aller, bah il va jamais rien réussir. Çok iyiyim diyen birisi biraz yapabilir bu işi. Celui qui dit je vais très bien, şahane il a encore plus de chance. Biraz daha yapabilir. Celui qui dit je suis magnifiquement bien, il a encore plus de chance de réussir. Ben harikayım diyen birisi biraz yapabilir bunları. L'autre qui dit je suis merveilleusement bien, là, la muhteşemim diyen de biraz yapabilir. Mucizeyim diyen tamamen yapar. Bizim celui qui dit je suis magnifiquement bien, je suis un miracle, bah celui-là, il a toutes les chances de réussir. Ona cevap verelim. Dur, hemen bunu, o sözümüzü unutmayın. Kaç dakika geçti hanımefendinin sırtıyla çalışmamız? Bir 15-20 dakika oldu herhalde. Belki daha fazla, daha fazla oldu. 40, yarım saat. Yarım saat diyelim. Durum ne? Yaklaşın lütfen. Ağrısı hafif gidip gelmeye başlamış. Tamam. Çizgi, o çizdiğim çizgi biraz düzelmiş. Dur, o çizdiğim çizgi derken omurları, çizgi omurları biraz sola doğruydu. Öyle. Şimdi sağa doğru hafif. Tam düzelmiş. Bir insanki gibi olmuş mu? Tam düz değil de biraz. Tamam. Yüzde kaç düzeldi? Omurlar sol tarafa gitmişti ya. %90 olabilir. Oh, sen de biraz. En fait, sa colonne vertébrale était déviée vers la gauche et maintenant c'est allé vers la droite. À 90% c'est droit. Mais pas tout à fait, mais à 90% c'est bon. Omurları %90 yerine gelmiş. E peki şey? Bel çukuru? Bel çukurunda fazla değişiklik veremedim. Dans le creux, il y a pas beaucoup de différence. Ne kadar içeri girmişti o? O bayağı bir 200 santim girmişti, evet. Kim vardı bir de? Il y avait 2-3 cm de creux dans le dos. Başka kim kontrol etmişti? Zeynep Hanım. Bel çukuruna bir baksana. Peki. Ben ona dikkat etmemiştim. Şu skolyoz olan taraflarda fazla değişiklik. Skolyoz dediğimiz şurada kemik fazlası. Şeyde. Şu biraz fazla. Kürek kemiğin bir sen. Kürek kemiğinde bir değişiklik yok. Değişik yok. Şu biraz inmiş. Tamam. Dur tek tek söyleyelim Zeynep Hanım. Şimdi Havan birazdan söyle. Sol kürek kemiğinde kemik dışarı çıkmıştı daha önce. Sağ kürek kemiğinde kemik dışarı çıkmıştı. Şimdi soldaki yüzde kaç düzeldi kemik yerine oturdu? Soldaki. Soldaki şuna göre yüzde ona göre değil. 80. Soldaki yüzde kaç düzelmiş? Yüzde 80 olabilir. Soldaki kürek kemiği %80 düzgün hale gelmiş soldaki. Sağdakinde hiç fayda yok mu? Fayda yok. Tamam. Sağdakine daha şifa başlamamış. Soldaki %80 düzelmiş. Peki nasıldı biraz hani soldakinin çıkıntısı nasıldı biraz bize tarif edin. Soldaki buna göre hafif böyle dışa mı çıkıktı? Çok hafifti. Evet. Şimdi biraz daha titriyor. Az önce biraz kan gibi duruyordu. Tamam. Ve skolyozu o omurların eğikliği %90 oranında azaldı. Lütfen Zeynep Hanım bel çukuruna baksanız. Bel çukuru ne durumda? Hiç fark var mı? Var. Çok derin gibi değil mi? Bir de şu var. Bak, bütün herkeste birazcık eğik. Bütün insanlarda bel çukuru birazcık olur. Yani çukur değil mi? Normal şekli birazdır. Şu, eskiye göre şu an iyileşme ne durumda Zeynep Hanım? 50. Yarı yarıya. Tamam. Ve yaklaşık 30-40 dakika içinde bu oldu. 30-40 minutes donc on a réduit de 50% le creux. Bir 30-40 dakika daha geçsin. Bizim bir daha çalışmamız gerek yok. Orada enerji kendine şifa akıyor. Siz bedeninizde bir şey hissettiniz mi? Gidiyor. Bu sola eğiliyordu ama şu an yok. Şu omurilikten geliyor. Evet. Siz ne dediniz? Ne diyorsunuz? Şöyle biraz böyle duruyordu biraz içeri. Şimdi buralar biraz düzgün. Tamam. Ve ona soralım. O ne hissetti?
Siz ne hissettiniz Derya Hanım? Şimdi ben sol tarafa eğiliyordu ama şimdi biraz daha dengelenmeye başlıyor. Bunu ameliyat olsa ne olur? Kesilir, biçilir, bilmem ne yapılır, ağrısı, sızısı. Çok teşekkür ederim. Elinize sağlık. Geçmiş olsun. Ve biraz sonra tekrar bakacağız öyle. İşte ben bu bilinçaltı dili nasıl geliştirdim? Ben önce dili geliştirdim 20 yıl boyunca. Hiç hastalıkları uygulamıyordum. Bilmiyordum ki hastalıkları uygulamıyordum. Avant j'avais découvert notre système mais ne le pratiquais pas comme thérapie. Şu son 5 senedir hastalıkları uygulamaya başladım. Les cinq dernières années, il a testé ça comme thérapie. Ben masalları araştırarak bunu getirdim. Donc c'est en allant dans les contes de fées. Türküleri, destanları araştırarak les légendes. Mesela bütün masallarda, destanlarda elma demek ne demek? Par exemple, dans les légendes, quand on parle d'une pomme, ça veut dire quoi? Elma demek kısırlığın ilacı demek. En fait, la pomme c'est l'antidote à l'infertilité. Yani bebek doğurabilir demek. Une pomme, c'est le sens que c'est une personne féconde. La pomme, c'est l'enfant. Su ne demek bizim bilinçaltımızda? Dedin ya, koyunla inek su içiyorlar mı, koyunla at su içiyor mu demek. Su demek, aşk demek. Aşk. L'eau, c'est l'amour dans l'inconscient. Kedi demek en iyi aşık, köpek demek en iyi aşık demek. Donc, le chat et le chien, ce sont les meilleurs amoureux, quoi. Bunun böyle konuşan bir dili var. Donc il y a un langage parlé de l'inconscient. Mesela baba demek bilinçaltı güneş demek. Pour l'inconscient papa c'est le soleil. Ay bilinçaltında anne demek. La lune c'est la maman. Ve bir Fransız babaya başka bir şey der, İngiliz Çinli başka bir şey der. Chaque nationalité, chaque pays a sa façon de nommer le papa. Le chinois dit un mot, le français dit un mot, le turc dit un mot. Bizim bilinçaltımızda bütün insanların hepsi babaya güneş diyor. Donc, mais dans l'inconscient, c'est universel, le soleil c'est le père. Fransızda, Çinli'de, hepsi de, Türk'te, Arap'ta hepsi bakıyor ki güneşi gördün baba bitti. Donc voilà, que qu'il soit France, un Français, Chinois, Japonais, Américain, ils sont tous le soleil c'est le père. Ay gece gökyüzünde gördün mü anne, mother falan demiyor, mama demiyor. Ayı gördü tamam diyor bu anne. Bu kadar. Dès qu'il voit la lune dans le ciel, c'est maman, donc il va pas lui dire des mots quoi. Sonra yıldız gördüğü zaman star, star falan demiyor. Voilà. Donc quand yıldız il voit une étoile dans le ciel, il va pas lui mettre de nouveau une dénomination. Yıldızı bizim bilinçaltımız hemen diyor ki çocuk. Donc dès qu'il voit un sol, l'étoile, c'est un enfant, un frère, une sœur. Bana bunu kim öğretti? Destanlar, masallar, hikayeler öğretti. Bir de din hikayeleri öğretti bunu. Et tout ça, je les ai appris dans les contes, les légendes, dans la religion même. Din hikayesini hepimiz biliyoruz hikayesini. Hazreti Yusuf'un rüyası. Le rêve de Yusuf. Kur'an-ı Kerim'de yazıyor. Le prophète Yusuf. Onun rüyası nasıl? Rüyada 12 tane yıldız var. Donc en fait il a rêvé qu'il y avait 12 étoiles dans le ciel. Onun babası Yakup peygamber diyor ki benim rüyamda 12 tane yıldız vardı. 12 tane çocuğu var Yusuf, Yakup peygamberin. Voilà, le prophète Yakup, en fait, il avait 12 enfants, mais il voyait 12 étoiles en rêve. Al işte, yıldız demek çocuk demek. Diyor ki o yıldızlardan bir tanesi çok parlaktı, öbürü 11 tane yıldız normaldi. Donc en fait, il avait une étoile qui brillait très très fort et 11 étoiles qui étaient normal. İşte o normal yıldızlar parlak yıldıza secde ettiler. Et en fait les 11 étoiles qui étaient les étoiles normales, disons, d'une brillance normale, eh bien se prosternaient devant la l'étoile très qui brillait. Şimdi bir de diyor ki
Ay da geldi secde etti. Yani Hazreti Yusuf'un annesi. Et même la lune venait se prosterner devant cette étoile. Güneş de geldi secde etti diyor. Et le soleil aussi est venu se prosterner. O da Hazreti Yusuf'un babası. Et c'était donc le père de du prophète Yusuf. Bütün şarkıları, masalları, destanları böyle bakarsın ben şimdi 4 tane söyledim bak size. Elma bebek demek. La pomme c'est le bébé. Güneş baba, ay anne. Anne. Le père c'est le soleil, la mère c'est la lune. Yıldız çocuk. L'étoile un enfant. Sonra beşincisi de aşk demek, su demek. Et l'amour c'est l'eau en fait. Yani Fransa'da Fransız l'amour mu diyor? L'amour. Aşk. Sen l'amour, l'amour. Tamam. Arapçada aşk, Türkçede sevda, İngilizcede love. Bilinç altında böyle yok. Bilinç altı diyor ki işte bu aşk evet. Diyor. N'importe quelle nationalité, l'eau c'est l'amour pour c'est universel. Yani bütün Çinliler de kim bakarsa baksın bunu aşk diyor. Bu Hazreti Süleyman'ın dili. Ça c'est la langue de Soliman, le prophète Soliman. Hazreti Süleyman bütün milletlerin dilini biliyordu. Demek işte bu dili biliyordu. En fait, lui connaissait la langue parlée, la langue de l'univers et c'est cette langue de la conscience. Bu dili hayvanlar konuşuyor. Les animaux connaissent ce langage. Kuşlar. Bütün hayvanlar konuşuyor. Bunu ağaçlar, çiçekler de konuşuyor, bitkiler. La nature parle aussi ce langage, donc les arbres, les plantes. Onun için Hazreti Süleyman bitkilerle konuşuyordu, ağaçlarla. Süleyman il parlait avec les plantes. Kuşlarla, karıncayla konuşuyordu. Même avec les fourmis, donc il dialoguait avec ce qui existait quoi. İşte bu dil yaklaşık bu dili öğrenmek 6 saati alıyor. En fait, vous avez la chance d'apprendre ça en 6 heures. Sabah 10'da başlıyor. Ça commence à 10 heures du matin. Akşam 6'ya kadar sürüyor. 6 heures du soir. İşte Ümit Hanım mesela Paris'ten geldi. Ümit vient de Paris. Öğrenmeye, yarın öğrenmeye. Pour apprendre la formation. Biz bunu daha önce burada Brüksel'de 6-7 defa verdik. On a déjà depuis le mois de janvier, en fait, nous donnons cette formation. Et il y a déjà eu quand même pas mal de personnes qui sont devenues en fait, qui ont appris cette formation. Birinci gün biz bu dili öğretiyoruz, birinci basamak diyoruz. İkinci günde ikinci basamak eğitimi veriyoruz. Le premier module donc c'est la théorie, l'apprentissage. Et le deuxième jour c'est avec les énergies. Biz birinci gün bilinçaltı dilin nedir? İşte bu kader evrenine nasıl girilir? Voilà, nous apprenons comment aller dans régresser. Ben size şimdi sadece 4-5 tane kelime anlattım. Bu ici je vous ai raconté 5 tane kelime. 5 mots, je vous ai appris 5 mots, mais là dans le langage, il y en a 450. Tüm o kelimeleri birinci basamak yani yarın öğretiyoruz. Donc demain nous apprenons à déchiffrer tous les symboles. Biz bu kelimeleri öğrenince ikinci basamakta Allah'ın enerjisini, nurunu, şifasını nasıl çağıracağımızı öğreneceğiz. Deuxième jour, nous allons apprendre à canaliser l'énergie de Dieu d'Allah que pour l'utiliser pour les soins. İnsanlar bilmiyorlar bu enerjiyi çağırmayı. Ve bu enerjiyi iyiyim diyen birisi çağıramaz. Ancak mucizeyim diyen biri çağırır. Beaucoup de gens ne savent pas canaliser cette énergie et mais quelqu'un qui dit je suis bien, je vais bien ne va jamais canaliser ça. Ve İnsanlar şöyle diyebilir bak. Nasılsın? Ölüyorum. Yana ki diz quand tu lui poses la question comment vas-tu? Ah je crève. Arkadaşlarınıza böyle diyen olmuştur. Öbürüne diyorsun nasılsın? Sürünüyorum. Yana ki diz je crève et d'autres qui disent je me traîne. C'est souvent hein maintenant. İki oldu. Ölüyorum birdi. Sürünüyorum iki. Peki öbürüne soruyorsunuz nasılsın? Kötüyüm. Yana not qui va dire ça va pas. Öbürüne soruyorsun sen nasılsın? O diyor ki iyi olmaya çalışıyorum. Yani notre qui va dire à ce niveau-là, j'essaie d'aller. Bu da diyor ki iyiyim. Et celui qui est là à la hanche, il dit oh, ça va, je suis bien. Bu diyor ki çok iyiyim. Celui qui est là dans le ventre, et bien il dit je vais très bien. Bu 6 oldu mu? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Voilà, ici c'est le sixième niveau. Bu da diyor ki şahaneyim, 7. Et celui qui est là, bah, ça va super bien. Bu da diyor ki harikayım. L'autre dit je suis magnifiquement bien. Bu da diyor ki 9. Je vais merveilleusement bien. Muhteşemim. Bu da diyor ki mucizeyim. 10. Celui qui est là, sur 10, eh bien,
Je suis un miracle. Sen bu çoktan doğdu oldu. Bir de şu var. Bu da diyor ki ben mucize ötesiyim. Et celui qui est là aussi, qui dit mucize ötesi. Je suis au-delà des miracles. Biz bunu söylediğimizde, ben mucizeyim dediğimizde bu enerjiler geliyor. Ben edebiyat öğretmeniyim. Donc je suis un professeur de littérature. Ben zannediyordum ki Zümrüt-ü Anka bir masal motifi. Avant je prenais le phénix pour une image d'un conte de fées. Ve bana birisi geçen sene deseydi ki Zümrüt-ü Anka masal motifi değil, öyle bir enerji var. Ben hayır derdim, öyle bir enerji yok ve onu ikna etmeye çalışıyorum. Derdim ki masallarda var, sen bilmiyorsun derdim. S'il y a un peu plus d'un an, si quelqu'un m'avait dit ça, que le phénix vert émeraude était autre chose qu'une image, était une énergie, je l'aurais pas cru. Et j'aurais essayé de le convaincre que ce n'était qu'une image. Ama ben tam bir senedir gördüm. Mais depuis un an, j'ai vu. Mucize ötesiyim dedim, gökyüzünde bulutlar. Même je vois des nuages avec le Anka oldu ve benim fotoğrafımda poz verdi. Il y a des photos qu'il a prises avec les nuages avec le grand phénix sur lui. Et en janvier quand ils sont venus aussi quand on a fait la formation, on a été en la grande place. Eh bien, il y avait des phénix dans le ciel. Et une fois que vous avez cette énergie, vous allez le voir partout. Bu kanadı, değil mi? C'est magnifique. Kuyruğum. Hem de kanadın bütün ayrıntıları var. Bir de kafasına bak. Là, ils étaient près d'un lac à Bursa, en Turquie. Hani bir köşük varmış. Donc, il y avait une formation. Et là, il y avait un grand Anka. Ils ont fait la photo. Bir bulut. Et même, il y avait tout un groupe, quoi. Donc, ils étaient pas sûrs. Ya, anlarsınız. Bazı Türkiye hocam Photoshop yok. Kesinlikle bu. Tam da Ocak ayında göründü. Bir de grup vardı, değil mi? Bir de daha fotoğraf var sanki hocam. Ha, var. Şey denir hocam, Zümrüt-ü Anka kuşu musun? Ha. İşte Zümrüt-ü Anka, bak başka bir şey daha. Nasıl bir şey? Bunu çeken kişi bunu ayarlayamaz. Yani bu gene bir enerji gördü. Işık geliyor. Avant que je connaisse Refik, yani, en septembre, octobre, de mon jardin, j'ai vu l'oiseau phénix. Moi, je ne savais pas ce que c'était. J'ai publié sur Facebook et tout le monde a dit c'est vrai. Couchou des tables. Et après, j'ai rencontré. Bonne. Bunun adına bunun adı Tuğrul kuşu, devlet kuşu, Simur, Anka kuşu, tarih kuşu, Hüma kuşu, Phoenix. İşte biz mucizeyim dediğimiz zaman bu enerji gelir. Ve zaten Mevlana ya da İslamiyet ya da Hint öğretileri biz mucizeye geçelim diye bize bir şey vermişler bak. Elimize tesbih vermiş. Diyor ki ölüyorum kalma. Sürünüyorum kötüyüm, iyi olmaya çalışıyorum, iyiyim de kalma. Şuraya geç diyor. Burada ne var biliyor musun diyor. Burada 33 tane taş var diyor. 33 tane buraya kadar omur var diyor. Tesbihi veriyor diyor ki. Vous avez les chapelets aussi, hein? Il y a 33 à chaque fois, 33, 33, 33. Et la petite boule qui se trouve entre les 33. Et en fait, c'est pour passer aux énergies supérieures. Diyor ki sen 33 tane taşa çık şuraya gel. C'était des indices pour nous, mais on les a pas. Tamam. Tesbihin 33 taşı bitince bizim bu 33. omurumuz bitiyor. Ama tesbih 33'te bitmiyor ki. Onun bir de imamesi var. Tesbihin imamesi de burası. Il y a le bout aussi au chapelet, hein. Donc tesbihin imamesi mucize kısmı. Bir de c'est la partie miraculeuse. Tesbihin imamesinden sonra bitmiyor ki, püskülü var. Et il y a aussi la petite le petit pompon. İşte biz buradan yaradana, Allah'a buradan bağımızı püskülle, mucize ötesiyim de yaptığımız zaman, bunu istediğimiz zaman Allah bize yardım ediyor. Ben sanki şimdi hanımefendiye mi dokundum? Mustafa abiye mi dokundum? Quand je crois que je suis un miracle, sadece en fait. Dedim ki Allah'ın ışığını, nurunu, şifanı gönder. Bu kadar. Voilà, tout ce que je demande, c'est que le Dieu m'envoie son énergie. Şimdi lütfen eşini arasana. Bizim bu çalışmalarda böyle hafif bir ağrı olabilir, hafiften. Sizde o ağrı olmadı.
C'est possible qu'il y ait une petite douleur après cette intervention, ce soin. O şimdi ameliyat sonrasında olan ağrıyı şey zannetti. Geri geldi zannetti. Genelde şuna inanıyor. Yani enerji çalışmalarında sonra tekrardan başlıyor. Geçici oluyor. Ara. Hocam bu arada soruyu tekrar hatırlatalım. Evet. O modda hissetmezse kendinizi mucize ötesi. Tamam. Çok iyi. Nasıl yükseldiğiniz? Evet. Valla kendinizi o modda hissetmezsek de söyleyelim. Mucize ötesiyim diyelim. Tekrar. Hasta olsak bile mucize ötesiyim diyelim. Tekrarlayalım. Onu günde en az ilk günde. Şuna bir bakalım. İsmet abi şimdi nasılsınız? 30 gün, 40 gün. Merhaba gülüm. Bilinç altına gelir. Ya %20-25 gibi bir ağrı var. Böyle ayağımı uzattığım zaman ağrı azalıyor. Yani ayağımı, iki ayağımı yükseğe uzattığım zaman, yüksek bir yere koydum. Sesini yükseğe çıkarsana. Tamam. İsmet abi şu an %20 civarında ağrı var, doğru mu? Evet, evet abi. Yani yok olan kısmı %80, doğru mu? Evet, evet. Tamam. O İsmet abi o ne biliyor musun? 15 evet. yıldır sizde olan bu sıkıntının şimdi kemiklerinizde bizim yaptığımız ameliyatın sızısı. Ya ben de ona şey yapıyorum, öyle tahmin ediyorum. Ya bir iki gün geçsin belki tamamen geçer. Bir iki gün geçmesi gerekmiyor. İyileşme başladı, ameliyattan kaynaklanan sizin kemiklerinizi düzenledik, onun ağrısı var. O şu an %20 olan da tamamen yarım saat içerisinde hiç sıfırlanacak abi. Geçmiş olsun, mucize ötesi sonsuz olsun. Şimdi sizin sorunuz şu. Ben mucize ötesimi anladığım andan itibaren söyledikten itibaren 2,5 senedir ben nezle bile olmadım. Yani bırak hani hasta olmayı, nezle bile olmadım 2,5 senedir. Tamam, ola ki siz hasta olursunuz. Yatakta bile yatıyor olabilirsiniz. Mucize ötesiyle ne olur? Hemen o anda bu enerjiler seni şifalandırır. Ve ondan sonra da hasta olmazsın. Hocam hani 25 yılda bu eğitimi gerçekleştirdim dediniz değil mi? Evet. Acaba siz o süreç içerisinde hani hamdım, piştim, yandım olaylar oluyor ya. Acaba siz ruhsal olarak da kendiniz böyle bir şey motive edip bu raddeye geldiniz. Hani biz birinci modül, ikinci modül eğitimini aldığımız zaman sizin aynı kıvamda olmayacağız. Siz daha olacaksanız şöyle eğitiminiz bitmeyecek. Bir yarınki eğitime geldiğinizde bir uyumlanma olacak. Bu yeşil ışık var ya, o bana 4 sene önce geldi. Gece 12'de ya da gece 1'de geldi. Ben uyuyordum. Başıma böyle el koydu. Ben de yatak odasında yalnızdım. Bir huzur geldi bana. Dedim ki Allah'ım ben niye korkmadım? Yani konu dışında niye korkmadım? Niye bu kadar huzurluyum diye düşündüm. O kadar derin bir huzur. Böyle sağ tarafa baktım, duvarda böyle bir ışık vardı. İnsan gibi duran. İnsanla da benzemedi. Silindir şeklinde, sütun gibi. Yeşil bir ışık. Elini başıma koymuş. Huzur içindeydim. Sonra tekrar uyudum. Sonra bir uyandım. Baktım yok. Ama onun eli 3 gün, 4 gün daha fazla benim başımda kaldı. Ben 21 sene boyunca bu dili geliştiriyordum. Böyle bir uyumlanma var. Bu şifa ve mucize kapılarını açan bir uyumlama. Çakralarla alakalı bir şey mi? Onun yani çakraları bilmiyorum. Çakralarla alakalı değildir. Çakralarla alakası olsaydı bugün hani çakraların yıllardır, yüzyıllardır üstadları var. Onlar bunları yapamıyorlar. Yapsalardı duyardı. Bu bambaşka bir şey. Ben mucizeyim diye inandığım zaman insan her şeyi yapabiliyor. Ve tabii bunun sistemi var. Sistemi var. Hocam sembolü var mı? Sembolü kullanıyor musunuz mesela? Bu enerjiyi çağırdığınızda. Yok bu kadar. Bunu sadece istiyorsunuz. İstiyorum sadece. Sembolü şu. Aynen. Ben Anka'yım ve zaten hepiniz de Anka olarak kendinizi hayal edin. Anka demek tavus kuşu ve
kartal arası bir koşu. Fransız arkadaşlar anlayamadılar şimdi çeviremediğiniz için. Hocam ben sizi rüyamda gördüm. Çok pardon. Hava Hanım, o zaman zamandır Fransızca çevirmedik. Hocam arkadaşınız. Tamam. Bir sorum olacaktı da. Ben Farah Yurtözü YouTube'da profesörün gösterdiği bazı uygulamalar vardı, biliyor musun? Orada da bir Amerikalının sizin gibi bilinçaltı eğitim yaptığını söylüyordu. Ve Amerikalı uzaylılar tarafından kaçırıldığını söylüyor bir gece. Ben öyle bir şey duymadım. Bir ikincisi, eğer o bilinçaltı dilini geliştirmiş olsaydı gülerdi. Bilinçaltı dilini, belki bilinçaltı diye bir sistem geliştirmiştir ama dünyada hiç kimse bu dili bilmiyor. Bizim eğitim verdiklerimizin dışında. Bu dili öğrendiğin zaman bu enerjilerle çalışmayı öğrenirsin. Allah'ın nurunu çağırıyorsun. Bu kadar. Hocam ben sizi gördüm. Beni videolardan görünce mi, görmeden önce mi? Gördükten sonra, ama benim buraya bu akşam gelme ihtimalim yoktu. Şöyle yani, burada konferans olacağını bilmiyorum. Siz Brüksel'de misiniz? Ben Belçika'dayım, Alıst bölgesindeyim. Kaç kilometre buraya? 30 kilometre. Brüksel sayılır. Burada ya. Eğitim vereceğinizden haberim vardı ama bu akşamki konferanstan haberim yoktu. Rüyam da bana dediniz ki eğitime katıl. Çünkü dünyada iki tane şehir gömülecek. Böyle bir şey söylediniz. İki tane şehir gömülecek. Sen siz eğitimlere gelin. Yani yavaş yavaş sanki diğer şehirlere de sıra gelecek bu şekilde konuştunuz. Böyle bir şey gördüm ve sabah bana eşim sabah dedi ki akşam konferans var. Bak, bizim görev işimiz, eğitimimizle verdiğimiz şey insanların frekansını yükseltmek. İyiyim diyen insanların mobizmitesini der hale getirmek. Anka frekansını çıkarmak. İnsan çevrenizdekilere yardımcı olmanı sağlamak. Bizim mesela Fransız eğitim verdiklerimiz çevresine şifa ulaşmasına vesile oluyorlar. Her taraftaki. Ne yapalım? Saat 9'u geçiyor. Evet hocam. Eğer merak ettikleriniz varsa soralım. Bunun çok uzun, sabah 10'dan başlayan, akşam 6'ya kadar devam eden, hatta 6'da da bitmiyor, 8'de, 9'da, 10'da bitiyor. Sorular çok geliyor.